Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hüseyin Rahmi Gürpınar Şık Beyoğlu'nda bir metres Şık denilince elinde gantı, cebinde kartı olan fakat üstünde parası bulunmayan şımarık hemen bastonuyla, kostümüyle, gözlüğüyle gözlerde canlanır. Herkesin karşısına bu biçimde çıkan bir genç zamanımızda ahlaki bozulmuş, hoppalığı pek arttırmış olmakla suçlanarak çevresinde küçük görülür. Oysa bu suçlamalar bazen de haksız oluyor. Çünkü eline gant giyenlerin, cebinde kart taşıyanların hepsini de şıktır diye küçümsemeye kalkışmak gerekmez. Asıl eleştirilecek olan şıklar, esasen hiçbir artan ve erdeme sahip olmayıp davranışları birer adi taklitçilerin öteye geçemeyenler, her gören ve duyanları güldürecek acındıracak bir takım gülünç haller gösterenlerdir. Bu konuda güzel bir örnek olarak okuyuculara işte bizim Şatıroğlu Şöhret Bey'i göstereceğiz. Şatıroğluluğu eski bir soydan gelen ya da başka nedenlere dayanan bir at sanmayınız. Şöhret sırf böyle bir sanla anılmayı arzu ettiği için adının yanına bir de Şatıroğluluk katmıştır. Şöhret pek şıktır. Ama nasıl şık? Bu kelime kötü anlam bakımından ne kadar genişletilebilirse işte öylesine şıktır. Bilirsiniz ya, şıklık yalnız kıyafetle olmaz. Yaradılış ve ahlak bakımından da şık olmak gerekir. Kıyafette görülen aşırı şıklık bazen insanın yaradılışına karışan kötülüklerin dış belirtileri demektir. Bir erkek pudra, düzgün, allık, kırmızılık gibi kadınlara özgü olan süs eşyasını kullanmakta kadınları geçerse onun ahlakından kuşkulanılabilir. Tanrı kadını kadın, erkeği erkek olmak üzere yaratmıştır. Yarattığı her eser karşısında bizi hayran bırakan o yüce güç sahibi, en büyük olgunluğunu kadınla erkeği birbirine karşı pek çekici bir özellikte yaratmakla göstermiştir. Tabii tarihi okumuş, görmüş olanlar bilirler. Kadın erkekten yalnız vücut yapısıyla değil, daha birçok bakımlardan büyük bir ayrılık gösterir. Kadınların yaratılışlarında görülen incelik, vücutlarındaki kadınlığa özgü olan hoşluk, güzellik niçin o kadar göz alıcıdır? kendilerine eş olmak için yaratılan erkeklerin bakışlarını ve tutkularını çekmek için değil mi? Tabiat her iki cinse de kendine özgü bir başka güzellik vermiş. Bir güzel kadının vücudunun görünüşü değil, bazen zihinde canlanması bile nasıl bir erkeğin sinirlerine gerginlik verirse, böylece bir erkeğin daha iri ve tüylü olan vücudu da kadın üzerinde aynı etkiyi yapar. Zevk sahibi bir erkek nasıl bıyıklı bir kadından hoşlanmazsa Böylece zevk sahibi bir kadın da düzgünle, rastlıkla erkeklik güzelliğini değiştirmeye çalışan bir adamdan hoşlanmaz. İşte bizim Şatıroğlu böyle korsalı, pudralı ışıklardandır. Modaya pek meraklıdır. Fakat varlık bakımından öyle ünlü terzilerin dükkanlarına yanaşacak durumda olmadığı için sokak içlerinde tenha yerlerde çalışan sünepe terzilerin başlarına bela olur. Çünkü bir pantolana biçilip dikilme hakkı olarak hem üç çeyrek mecidiyeden fazla vermez hem de pantolonu bacağına giydikten sonra ünlü Mir'in markasındaki ustalığı bunda göremediği için zavallı terziye bir söylemediğini bırakmaz. Nihayet getirdiği kumaşı ziyan etmiş olduğunu söyleyerek üç çeyreğin yüz parasını daha kesmeye kalkışır. Örneğin bu yıl dar elbise giymek moda değil mi? Bizim Şatıroğlu kostümü o kadar darlaştırır ki öteki şıklarınki gerçekten onun kostümünün yanında bol kalır. Yakalıkların enileştiğini görünce ertesi gün kulaklarının uçlarına değecek kadar enli bir yakalık diktirip takar. İşte her süsü böyle benzetme veya benzetmeyi de aşırarak moda olan şey her neyse onun pek aşırısını yaparak aleme gülünç olur. Elde meraklı çok. Sokakta ona rastlayanlar aklından zor olup olmadığını anlamak için dikkatle yüzüne baktıkça zavallı Şatıroğlu. İşte bugünkü kıyafet ve süsümün olgunluğu halk üzerinde etkisini gösterdi. Herkes kostümüme, güzelliğime hayran oluyor diye sevinir. Ve zaten Deli George gibi oyuna yakın hoppalıkla yürümek adetiyken bugün zıp zıp sıçramak derecelerine varır. Şatıroğlu, süse, düzene olan meraka ölçüsünde yüz bakımından çirkindir. Zaten çirkinlerin süse düşkünlükleri güzellerden fazla değil midir? Bazı öyle çehre züğürtleri vardır ki süslendikçe çirkinleşir. İşte bizim şöhret de bunlardandır. Fakat bu hali günde birkaç kere saçlarını tarayıp tuvaletini ala mod düzeltmesine asla engel olmaz. Şöhret kendisini çirkin mi zanneder sanırsınız ne gezer. Kendi yüzü hakkındaki kanısına başvurulsa dünyanın beş kıtasında kendi gibi yüz güzelliğine sahip birinin bulunabileceğinden şüphe ettiği görülür. Onun çirkinliği yalnız şunun bunun birer boş yargısından ibarettir. Eksiklik onun güzelliğinde değil, öyle karar verenlerin güzellik ve çirkinlik konusunda yanılmış olanların duygularındadır. Şöhret Bey der ki, ''Bana çirkin diyenlerde asla tabiat yoktur. Bu zavallılar müzikten en güzel bir parça dinleyip de hiçbir güzellik duymayan ve ünlü bir ressamın yaratıcı fırçasından çıkan bir tabloya bakıp da hiçbir şey anlamayan yabanilere benzerler. Estetiğin ne olduğunu bilmeyen böyle adamlar güzellikten, çirkinlikten ne anlarlar? Benim güzelliğim hakkında bir yargıya varabilmek yetkisi ancak güzel sanatlarla uğraşanlarla ilgili bir konudur. Şatıroğlu'nun şu sözleriyle güzel sanatlarla uğraşan sanatçıların beğenisine ve değerlendirmesine sunduğu şirin yüzünü hele bir görelim. Efendim, şıkımda renk esmer, yüz, insanların orangutan soyundan azman olduğunu iddia eden bazı bilim ve fikir adamlarının sözlerini kabul ettirecek derecede kaba ve uzun. Alt çene ileriye doğru çıkık. Kara kaşların her biri ikişer parmak enliliğinde burun Fransızların akulin dedikleri biçimde yani gaga gibi. Ufacık siyah gözler pek çukurda. Boy sırık. Endam zayıf. Yaş aşağı yukarı 25-26 kadar. Şöhret Bey bundan birkaç ay önce Beyoğlu alemlerinin birinde kendi deyimince bir konküte yapmış. Yani bir kadının gönlünü çekerek birbirlerine muhabbetlerini bildirmişler. Çık, madamın evine gidip gelmeye başlamış. İlişkiyi ilerletmişler muhabbeti koyulaştırmışlar. Bilirsiniz ya bu türlü koyulaşan muhabbetlerin kıvamı parayla gelir. Halbuki bizim Şatıroğlu sanma o mesnane nigahı aşktandır. İnan vallahi ki açlıktandır. Dizelerine uyacak biçimde tırılçıklardandır. Anneden babadan kibar olmadığı gibi kendi çalışma ve çabalarıyla da bir şeyler kazanmak meziyetinden tamamıyla yoksundur. Gerçi kendisi kalemine devam ederse de bu devamı yalnız bir sözden ibarettir. Kaleme niçin böyle seyrek geldiğinin nedeni kendisinden sorulsa aldığı 156,5 kuruş maaşı o büyük zeka ve kültürlüğüyle uygun bulmadığı için olduğu karşılığını verir. Çatıroğlu aşk ilişkisi kurduğu madamın evine 20 gün kadar gidip gelir. O aralık nasılsa eline geçirebilmiş olduğu 5-10 lirayı bu gidip gelme sırasında yiyip bitirir. Metresiyle geçirmiş olduğu bu 20 günlük yaşantı şıkın kalbinde bir iz bırakır. Ama ne çare ki bin türlü zorlukla ancak elde edebildiği o 5-16'nın bitmesi şıkı sevgili metresinden ayrılmaya zorunlu kılar. Ayrılıktan bir istek ve özlem doğacağı belli. Şık bu ayrılık ateşine çok vakit dayanamayacağını anlar. Ama ne yapsın? Metresiyle kendi arasında olan sevgi bağı paradır. Onsuz isteğine kavuşmak mümkün değil. Para bulmak için pek çok yollar düşünür. Hayli girişimlere kalkışır. Hep başarısızlık tarafı yüz gösterir. Sonunda annesinin elmas küpelerini çalıp satmak ve böylece muhtaç olduğu parayı sağlamak yolu aklına gelir. Başlangıçta bu yoldan para sağlamak şıka kolay görünse de sonradan işin fena bir sonuca varacağını düşünür. Çünkü Şık'ın annesi İstanbul'da bir eşi daha bulunmaz kurnazlıkta ve kadınlarca eli bayraklı deyimiyle anlatılandan daha edepsiz bir kadındır. Tanrı korusun, küpesinin uğradığı kazayı haber alırsa bu kadın neler yapmaz? Sonra annesinin elinden yakayı şık nasıl kurtarır? Kim bilir bu hırsızlığın sonunda ne rezaletler baş gösterecektir. Fakat öte yandan Şık'ı bu hırsızlığa zorlayan isteğe karşı koyabilmek de çok zor. Şık iki gün bu hırsızlığı yapıp yapmamak arasında kararsız kalır. Ama sonunda ben birkaç gün daha metresimle yaşayayım da isterse ondan sonra kıyametler kopsun der ve bu işi yapmaya karar verir. Bir gün annesinin evde bulunmadığını fırsat sayar kadının sandığını kırar, küpeleri çalar, kuyumcu çarşısında mezata verir. Küpelerin alt sallantılarından bazıları düşmüş ve bir tanesinin de orta yerindeki pırlanta taşın dibi iğneyle karıştırılmış olduğu kusur bulunarak bunlara bin kuruştan fazla para veren olmaz. Eğer bu kusurları bulunmamış olsa 1500 belki de 2000 kadar değerleri bulunduğu şıka söylenir. Şık bu miktarı paraya memnunlukla razı olur, küpeleri satar. Paraları cebine koyduktan sonra metresinin Pangaltı'daki evine can atar. Şatıroğlu'nun metresi Madame Potiş, piyasa aşiftelerinin en bayağılarındandır. Madame Potiş, kötü halce vardığı taşkınlıktan dolayı bugünkü uygar alemin düşkün kadınlara sığmak olarak açık bıraktığı genel evlerin pek çoklarından bile kovulmuştur. Bu derece aşağılık bir geçime alışmış bulunan kadınlar ne kadar sıkıntı ve yokluk çekseler yine rezilce sanatlar dışında namuslu bir iş tutma gücünü gösteremezler. Madame Potiş, avladığı Şöhret Bey gibi müşterilerden boş kaldıkça bazı geceler aç yatmak zorunluluğuna kadar düşerdi. Şöhret Bey, yaratılıştan aptal denecek kadar saf gönüllü, Madame Potiş ise böyle şöhret tipinde bulunan insanları istediği gibi yönetecek derecede sanatının ustasıdır. İlişkilerinin başladığı ilk günlerde Madame Potiş, şıkın her halini incelemiş, o zavallının Dünyada en çok özendiği şeyin alafrangalık olduğunu, bütün hareket ve davranışlarını Frank diye göre uygulamaya uğraştığını fakat o yaşantıya bu düşkünlüğü, bu aşırı isteği ölçüsünde Avrupa adetlerinin büsbütün yabancısı bulunduğunu anlamıştı. Madam, şöhretin bu halini anlayınca zavallıya, metrestikten çok mürebbiyelik etmeye başladı. Ala frangalığı ileriye sürerek şıka her istediği şeyi yaptırıyordu. Bu nazlım gayet uzun boylu, şişman, çilli ve kırmızı yüzlü, endamca çirkin, tatsız tutsuz, 35 yaşını geçkin bir kadındır. Aslında Fransız olduğu için ana dilini çok düzgün ve o milletin kadınlarına özgü hoş bir ağızla söylediğinden o konuştukça şöhret hayran olup kalırdı. Avrupa gelenek ve göreneklerinin tutkunu olan Şatıroğlu böyle güzel Fransızca konuşan metresini koluna takıp da Beyoğlu'nun kendi gibi şıklara mahsus yerlerinde dolaşmayı kendine en büyük şeref sayardı. Şöhretin geldiğini görünce Madame Potiş sanki son derece sevinmiş gibi bir takım yapma yaygaralar, çırpınmalar yaptı ki zavallı şık, sevgilisi tarafından bu kadar özenebileceğini, böylesine bir iyi kabul göreceğini aklına bile getirmemişti karı şıkın boynuna sarılarak bir buçuk aya yakın bir süreden beri hiç gelip kendini sormamış olduğu için sistemlere çıkışmalara başladı. Şık kendisini temize çıkarmak için bin türlü yalanlar bulup söylüyordu. Bu yolda bir takım şakalar falan olup bittikten sonra nihayet bir buçuk ay süren ayrılığın acısını çıkarmak üzere bu akşam mükemmel surette eğlenmeye karar verdiler. Nerelerde ve nasıl gezeceklerine dair bir program yapıldı. Program hazırlandıktan sonra Aralarında şöyle bir konuşma başladı. Şöhret Bey: "Madam, gerek parlak güzelliğiniz ve gerek ince davranışlarınızla bu gece Beyoğlu'ndaki kadınların hepsine üstün gelecek ve bundan dolayı kadın eşliğinde çıkan öteki erkeklere karşı beni haklı bir kıvançta bulunduracaksınız. Ama bu kadar mükemmelliğin yanı sıra bir eksiğimiz var ki ona dikkat edenlerin içinde bizi ayıplayanlar bulunabilir." Sevgili Şöhret: "O eksiğimiz nedir? Söyle." Eğer yapılması mümkün bir şeyse yerine getirmekten geri durmayız. Eksiğimiz, sokağa çıktığımız vakit zinciri elimizde, kah arkamız sıra bizi izler, kah tonton ton önümüze geçer, hoş bir köpeğimiz bulunmamasıdır. Madame Potiş, herkesin sokakta kendilerini ayıplamaya kadar varacağı eksiğin köpek olduğunu anlayınca hemen bir kahkaha vermek ister. Ama yine de kendini tutar. Çünkü bu sözünden şöhretin ne kadar alafrangalık tutkunu ahmak bir herif olduğu karının gözünde bir kat daha bir kesinlikle meydana çıkar. Madame Potish, şöhretin bu sözlerine gülmek değil, tersine bu yoldaki düşüncelerini doğru bulmakla kendini çıkar kapılarını açmış olacağını hesaplamıştı. Bunun üzerine hemen karşılık verdi. Benim güzel şöhretçiyim, alafranga adetlerin bütün inceliklerini nasıl da bilir? Öyle ya, her bir süsleri mükemmel olarak sokağa çıkan bir erkekle kadının yanlarında bir zarif köpek bulunmaması Avrupaca büyük ayıplardan sayılır. Allah göstermesin niçin herkesin kınayan bakışlarına uğrayalım. Elbette güzel bir köpek bulur da öyle sokağa çıkarız. Drol. Yukarıdaki bölümün sonunda görülen konuşmadan sonra Madame Potiş bir yerden ödünç olarak bir güzel köpek bulup yarım saate kadar dönmek üzere şöhreti evde bırakır, sokağa çıkar, birçok yerlere başvurur. Fakat kendisine bir gecelik köpeğini ödünç verecek bir dost bulunmaz. Yahut daha doğrusu Madam Potich'in dostu olan kadınlar da kendisi gibi ipsiz sapsız, başı boş takımından oldukları için ödünç verebilecek köpek hiçbirinde yoktur. Şimdi nasıl etsin? Birkaç kuruşa bir köpek bulup satın alacak kadar da madamda para yok. Şimdi bir köpek bulamadan mı dönmeli? Yahut 80 mahalleye başvurduğu halde kimse kendisine bir gececik köpeğini inanıp vermemiş olduğunu şöhrete karşı itiraf mı etmeli? Hiç Madame Potich, şıkın gözünde kendisini küçük düşürecek olan böyle bir şeyi yapabilir mi? Hem bundan başka Avrupa'da köpeksiz sokağa çıkmanın ayıp sayıldığını da bir kere söylemiş bulundu. Şimdi buna aykırı bir harekette bulunmak uygunsuz düşecek. Ne yapıp yapmalı, buna bir çare bulmalı. Karı düşünür taşınır. Sonunda bazı akşamlar ekmek vermekte olduğu ve her zaman kapısının önünde dolaşan bir köpek aklına gelir. Bu köpek sokak köpeklerinin Bodur cinsinden olduğu için öteki arkadaşları gibi vücutça gelişmemiş, onlardan biraz küçük kalmıştı. Madam Potish kendi kendine der ki, ha tamam, kolayını şimdi buldum. Bu hayvanın zayıflığı bazı adamların gezdirmekte oldukları kadar ince yapılı, ince bacaklı köpekleri pek andırıyor. Bunun başına canfesten bir güzel başlık dikip geçiririm, ucuna bir de kordon bağlarım. Bu ipekli başlığı giydikten sonra bizim köpek şöhretten daha yakışıklı, daha şanlı olur. Hangi cinsten olduğunu kimse anlayamaz. Madame Potich zihninde bunu kararlaştırdıktan sonra kendisiyle aynı sanatta olan bir komşusunun evine girer. Bazı soğuk kış günlerinde araba hayvanlarının başlarına geçirdikleri fan ile başlıklar gibi göz ve kulak yerleri açık bulunmak ve hayvan istediği vakit ağzını istediği kadar açabilmek üzere al can festan, köpeğin başına göre bir başlık biçip diker. Buna bir buçuk metre uzunluğunda kalın kaytandan bir de kordon takar. Bu işlerin sonunda ev sahibi bulunan kadına der ki ''Dostum, bu yakınlarda budala bir Türk yakalamış olduğumu biliyorsunuz ya. Bu gece işte bu zavallı herife bir küçük komedi oynayacağım. Bu konuda biraz sizin de yardımınıza muhtacım. Bu diktiğim başlığı alınız. Hani ya bazı akşamlar ekmek verdiğimiz her zaman bizim kapıların önünde dolaşan köpek yok mu? İşte onu evin avlusuna çağırıp bunu güzelce başına geçiriniz.'' Ortalık karardıktan sonra köpeği bizim eve getirip bırakınız. Komedi oynayıp bittikten sonra buna dair size pek çok eğlenceli haberler veririm. Madam Potiş bu isteğinin yerine getirileceğine dostundan kuvvetli bir vaat aldıktan sonra doğru evine döner. Kendisini merdiven başında karşılayan şöhrete gülümseyen bir yüzle der ki Şöhretçiyim, biraz geç kaldığım için beni affet. Pek çok yerleri dolaştım. Köpek çok ama hiçbiri isteğe uygun değil evlerine gittiğim dostlarımın her biri ille bizim köpeği al, başka yerden alma diye çok direndiler. Hatırlarını kırmamak için her birine bir yalan söyleyerek savuştum. Hiç ben öyle adi hayvanlar peşime takıp da sokağa çıkar mıyım? Aman şöhret. En sonra zengin bir dostumdan bir köpek buldum. Ama bu hayvan değil, adeta bir antika. Bu köpek Karlin cinsindenmiş. 50 yıldan beridir ki bu cinsin soyu ortadan kalkmış. Şimdi pek az olarak yalnız Baler adalarında bulunabilirmiş. Bilirsin ya bir şey azaldıkça değeri artar. Bazı meraklılar 100-150 liralık en iyi cins atlarla bu köpeği trampa ederlermiş. Bu değerli hayvanı şimdi bize gönderecekler. Köpek cinsinden anlayan kimselerin bu gece mutlaka bu hayvanda gözleri kalacaktır. Şöhret böyle eşsiz sayılan bir köpekle sokağa çıkıp aleme karşı çalım satabileceğinden doğuma coşkun bir memnunlukla hemen Madam Potiche'nin ellerine sarılıp öperek der ki: "Teşekkür ederim sevgilim. Sen nasıl eşi az bulunur bir değersen, köpeğin de öylesini seçtin değil mi? Bu akşam metresimle köpeğime hasetle bakmadık kimse kalmayacak. Bu gece benden daha mutlu bir insan var mı?" Akşam üzeri Şöhretle metresi ikisi birden aynanın karşısına geçip tuvaletleriyle uğraşmaya başladılar şık, yağlandı, radandı, pudralandı. Madame Potiche, kıçı kaba sepet biçiminde kabarık fistan denilen biçimde bir elbise giydi. Koca memelerinin biçimsizliğini gidermek için karı korsayı o kadar sıkıştırdı ki vücudundaki kan hep suratına hücum ederek yüzü mosmor kesildi. Zaten iri bulunan kıçının üzerine bir o kadar da kıçlık eklenince balona döndü. Bu moda ne kadar tuhaf bir adettir. Onu olduğu gibi uygulayan kadınların çoğu güzel olmaktan çok çirkin oluyorlar. İki kadına yakışırsa sekseniz sevimsiz, tuhaf bir biçim ve yüz ortaya çıkarıyor. Nedir o? O korsayı sıktıkça sıkıp göğsü cumba gibi dışarı fırlatarak bel tarafını incelte incelte nihayet kopacak gibi bir hale getirdikten sonra vücudun ondan aşağı kısmını birdenbire kalınlaştırmak. Vücudun doğal güzelliğini bu kadar biçimsiz bir hale koymakla da yetinmeyip beli içeri çökertip ve ondan yukarısını mümkün olduğu kadar yaylandırarak Kambire dedikleri salınarak o acayip yürüyüş ne olacak? Göz alışmayıp da insan böyle bir kıyafeti, böyle tuhaf bir yürüyüşü birdenbire görmüş olsa mutlaka bir süre gülmekten kendini alamaz sanırım. Ya bizim hanımefendiler bile bu kıyafete imrenip de feracelerinin yakalarını vücuda yapıştırarak belin ortasını incelttikçe inceltip omuzlarını kuş kanadı gibi meydana çıkarmadılar mı? Bunlar da kambire dedikleri salınarak yürüyüşte pek güzel yürümeye başladılar o canım vücutlar inceltile inceltile, sıkıştırıla sıkıştırıla, hani ya yukarı tarafı enli, ortası ince, alt tarafı yine kalın bir çeşit mezar taşları yok mudur? İşte tıpkı onlara benzetildi. Hayır, hayır, hata ettik. Bizim hanımlarımız ne bunlara ve ne de hiçbir şeye benzetilmeyecek bir hale geldiler. Çünkü moda denilen şeyin bütün dünya üzerinde tek akademisi Paris'tir. Paris'te modayı değiştirme ve düzeltme gustosu da en büyük aktrislerde yahut demi monde denilen nazeninlerdedir. Bunlar moda yapacakları zaman kadınların gündüzlük, gecelik hallerini, tiyatrodaki, bahçedeki, arabadaki veya salonlardaki durumlarını dikkate alırlarsa da doğuda ferace ve yaşmak altında gezen bir sınıf kadın bulunduğunu hayal bile etmezler. Sonra bu moda İstanbul'a gelir. Bizim çarşılı Ermeniler veya Ermeni karıları Onları hanımlarımıza uygulamak isterler. Yakasından kesip yenine, eteğinden çıkarıp peşine eklemek suretiyle moda karikatürüne benzettikten sonra bir de o kıçı, kaba, sepet biçiminde kabarık elbiseleri, bellerini oyup daralttıkları feracelerinin içine doldurunca artık bu halin bir şeye benzetilmesine imkan kalır mı? Güzel ve şık olmak için beyler hanımlar kendilerini her neye benzetmek gerekirse benzete dursunlar. Biz gelelim şöhretle Madame Potiche. Bunlar bir saat kadar süsleriyle uğraştılar. İkisi de akıllarınca güzel oldular. Şöhret, metresinin yüzüne bakıp bakıp da ''Ah ne kadar koket oldun!'' diyerek sarılmaya davrandığı sırada çat kapı kapı çalındı. Madame Potich açmaya koşarak gördü ki komşu kadın Baler adalarına özgü Karlin cinsinden değerli köpeği Alcanfes başlığıyla getirmiş. Madame Potich şöhrete işittirecek kadar yüksek bir sesle kadına dedi ki Efendiniz, Mösyö Thompson'a teşekkürlerimi bildiriniz. Sakın merak buyurmasınlar. Sevgili köpeği iyi korumakta asla kusur etmem. Köpeği getiren kadın çıkıp gittikten sonra Madame Potish bu çok değerli köpeği şöhrete takdim ederken dedi ki Bak şöhret, bak sen hiç böyle eşi az bulunur bir hayvan gördün mü? Şöhret, al canfes başlıklı köpeği çok az rastlanır bir şeyi inceleyen bir bilgiç davranışıyla uzun uzadıya hayretle muayeneden sonra Gerçekten madem görülmedik bir hayvan ama acaba adı neymiş? Adı Drol'dur. Drol, hoş, garip, tuhaf, eğlendirici, çapkın, aşağılık adam. Sarhoş iki külhan beyi. Akşam saat 12'ye doğru şöhretle potiş, kol kola ve Drol'un kordonu ellerinde sokağa çıktılar. Pangaltı caddesi üzerinde biraz ilerledikten sonra Drol yürümemeye başladı. Şatıroğlu kordonu çektikçe... Hayvan boynunu ileriye doğru uzatıp dört ayağı üzerine yere mıhlanmış gibi duruyor, ondan ileriye gitmek istemiyordu. Çünkü Drol, kendi mahalle arkadaşlarının ondan öteye geçemeyecekleri sınır üzerine gelmişti. Eğer sınırı geçerse öteki mahalle köpeklerinin insafsız dişleriyle dişleneceğini biliyordu. Drol yürümemekte, şöhret kordonu çekmekte direndikçe başlarına birkaç seyirci toplandı. Seyirciler, şıkın kıyafetiyle köpeğin al baştığını görerek anlamlı gülümsemelere başladılar. O sırada seyircilerin içine iki sarhoş Ermeni Külhan Bey de katıldı. Ve bunlar için gördükleri tuhaflık üzerine düştükleri hayreti gizlemeye bir zorunluluk olmadığından iki arkadaş şöyle bir konuşmaya giriştiler. Şu köpek ki yürümor, inat ediyorsa bil ki sokak köpeğidir. Hayır ahbap, tazıdır ne? Zo kuyruğunu görmüyorsun, tazı dediğin böyle olur. Vartan hımbıl olma, hiç sokak köpeğinin alt hakkesi olur. Zo divanesin nesin sokak köpeğini tanımorsun. Besbelli şeydir. Zo bu işin dibinden bir mecidiye iddia korsun. E korum. Eliyle cebini döverek. Ama iddia bende kalacak. Bizim cırmak şundan dışarı çıkmayacaktır. Bu konuşma yüksek perdeden yapıldığı için gittikçe sayısı artan seyircilerin hepsi işitmekte ve Ermenilerin hangisinin iddiasında hak kazanacağını merak ederek bütün dikkatlerini Drol'ün üzerinde toplamaktaydılar. Madame Potish bunun sonu rezalete varacağını anladığından şöhretin elinden bastonu alıp birkaç kere Drol'ün arkasına şiddetle vurunca zavallı hayvan ileride kendi soyundan olanların saldırılarını şimdi yemekte olduğu baston vuruşlarına yeğleyerek mahalle sınırını geçti. Yürümeye başladı. Drol'ün tazı ya da sokak köpeği olduğu hakkında iddiaya girişen külhaniler de peşlerine takıldılar. Seyircilerin içinde bu iddia sonunun neye varacağını anlamak isteyen bazı meraklılar da bu alaya katıldılar. Ermeniler şöhretle metresini hem izlemekte, devam ve hem de bağıra bağıra ''Zo, görmüyorsun, sokak köpeğidir, hayır tazıdır'' diyerek iddialarını tekrarlıyorlardı. Sokaktan gelip geçenlerden bu konuşmayı işitenlerin hepsi bir kere şöhretle madamı ve bir de albaşlıklı drolü dikkatle süzdükten sonra bu komedyanın sonu nereye varacağını öğrenmek için bunlar da meraklıların arasına karışıyorlar ve böylece sürü büyüdükçe büyüyordu. Böyle alay malay mahalle sınırını 20-30 adım geçer geçmez sokak köpekleri canfes başlıkta kıyafet değiştirmiş olan soydaşlarını tanımakta güçlük çekmediler. Öteden beriden birkaç havlama işitildi. Biraz daha ilerleyince havlamalar arttı. Çok geçmeden çevrelerini büyük bir köpek şamatası sardı. İş yalnız köpek havlamalarıyla kalsa iyi ama arada bir saldırı da başladı. Zavallı Droll kuyruğunu iki bacağı arasına sıkıştırarak mümkün olduğu kadar büzülüp küçülmüş olduğu halde başını sağ-sol, ön ve arka tarafa çevirip kendini her yandan dişlemeye saldıran köpeklerin saldırışlarını kovmaya çalışmakta ve arada bir fazlaca canı yandıkça sığınmak için Madame Potich'in elbisesi altına doğru baş salmaktaydı. Seyircilerin bir takımı kahkahalarla gülüyor bazıları da taş atarak köpekleri dağıtmaya uğraşıyordu. Biraz da şu bizim Külhan Beylere kulak verelim. Zo, şu köpekler kadar anlayışlı değilsin. Cinslerini senden çabuk tanıdılar. Hadi bakalım Mecidiye'yi toka et. Hele şu hımbıla bak. Gör mor ki şu köpek tazıdır. Al takkesi vardır. Bir de durmuş da Mecidiye'me hırlanıyor. Boş laf etme ahbap. Mecidiye meydan görsün diyorum. Akşamleyin bu işin dibinden bir belalı hır alım Zo nasıl Mecidiye? Drol'ün sokak köpeği olduğunu iddia eden Ermeni iki eliyle karşısındakinin yakasına sarılarak büyük bir kızgınlıkla Zo deminden şunda bahis komadık. Öteki yakasına yapışanın yüzüne şiddetli bir tokat atarak tazadır be. Öbürü tokadı geri vererek sokak köpeğidir diyorum sana. Bunlar böyle tazıdır, sokak köpeğidir diye İşi sövüşmeden dövüşmeye dökünce bütün halk şöhretin tarafını bırakıp bu yöne yığıldılar. Ama Ermenileri birbirinden ayırmak kabil değildi. Sonunda polis yetişti. 5-10 dakika kadar uğraşmakla ancak ayırabildi. Polis ikisinin ortasına girip emreden bir sesle ''Söyleyiniz bakayım, niçin dövüşüyorsunuz?'' Karşılık olarak Ermeninin biri henüz yenemediği öfkesinden titreyen sesiyle dedi ki ''Polis efendi tazıdır.'' Polis zayıf vücutlu bir adam olduğundan hemen bu lakırdıyı kendine mal ederek ahaliye dönüp dedi. İşitiyorsunuz ya bu herif bana tazı diyor. Merkezde de böylece tanıtlık etmelisiniz. Öbür Ermeni polisin bu sözünden düşmanı polis ve ahali önünde iddiasını ispat etti. Ve şimdi kendisinden mecidiye alacaklarmış gibi bir sonuç çıkararak en yüksek sesiyle haykırdı. Hayır hayır polis efendi sokak köpeğidir. İspatına her dakika hazırım. Bu sefer polis bütün bütün alevlendi. İkisinin de yakasına sarılıp çekerek diyordu ki Şimdi ben size polis efendi tazı mıdır, sokak köpeği midir gösteririm. Hadi bakalım merkeze. Tazı olduğuna şüphe yoktur. Sokak köpeği cinsindendir vesselam. Kalabalık içinde olayın başından beri hazır bulunan bir adam polise doğru yürüyerek dedi ki Telaş etmeyiniz efendim. İş sizin anlamış olduğunuz gibi değil. Herifleri söyletelim de dinleyiniz. Ermenilere dönerek Gürültü etmeyiniz. Tazıymış, sokak köpeğiymiş. Şimdi o lazım değil. Kavganıza sebep olan şeyi ta başından polis efendiye anlatınız. Yoksa ikiniz de hapishaneye gidersiniz. Ermenilerden biri eliyle şöhreti gösterdi. Bütün bakışlar o tarafa dikildi. Sonra da soruşturmaya kadılık olarak dedi ki şu köpoğlunun herifi bir sokak köpeğe yakalamış. Başına bir de alt hakke etmiş. Şundan geçiyor idiyse biz de mıgır ile rastlanıp kesine düştük o tazıdır dediyse ben sokak köpeğidir dedim. Ve hala da derim, lafımdan dönmem. Bunun ucunda birer mecidiye bahis koyduk. Ben sokak köpeğidir diyorsam o hala boş laf edip tazıdır diyor. Hadi polis efendi, buna siz bir racon kesiniz. Ermeni'nin şu sözleri üzerine bütün kalabalığın dikkatli bakışlarına hedef olan şöhret, bu aralık var gücüyle bastonunu etrafa savurarak köpeklerin saldırısından kıymetli drolü kurtarmaya uğraşıyordu. Madam Potich ise Drolün can acısıyla elbisesinin altına, bacaklarına doğru saldırmasından ürkerek avazı çıktığı kadar haykırıyordu. Bereket versin ki o anda oradan bir boş fayton geçmekte olduğunu şöhret gördü. Arabacıya bağırıp durdurarak Madam Köpek şık üçü birden içine can attılar. Sarhoşlar Drolün faytona girdiğini görünce ikisi birden bırakmayınız zo gidorlar ne şu köpeğin cinsini ispat edeceğiz diyerek bağırışmakta. Droll ise kendisine karşı şiddetle düşmanlık gösteren sokak köpeklerinin saldırılarından canını kurtarabilmiş olduğundan dolayı faytonun içinde ayakta etrafı havlayarak zaferini ilan ede ede araba yürüdü. Canavar Madame Putiş'in tarifi üzerine araba sokağına kadar giderek orada bulunan bir büyük lokantanın kapısı önünde durdu. Saatte hemen bire yaklaşmıştı. Bu lokanta Baba Patrick's'in adında bir Fransızın yönetiminde bulunuyordu. Yemek salonu epeyce büyük olduktan başka Kapıl Amaroks denilen sevgililerin tek başlarına serbest ve gizli kalabilmelerini sağlayan özel kabineleri de vardı. Bizim şöhretle Potiş bu kabinelerden birini seçtiler. Lokantacı baba Patricks bunların geldiklerini görünce epeyce bir telaşla karşılamaya koştu. Çünkü Potiş ne zaman böyle soyulmaya evlerişli şöhret akılda bir av yakalarsa çok masrafa sokmak için çoğu zaman Patricks'in lokantasını seçerdi yenilip içilen şeylerin şık tarafından paraları ödendikten sonra lokantacı ile potiş arasında ayrıca özel bir hesap görülüp potişin payı ayrılırdı. Bu akşam lokantanın herkese mahsus olan yemek salonunda kalabalık çoktu. Oturacak yer kalmamış, yemek masalarının hemen hepsi tutulmuştu. Ortalıkta birçok sözler, kahkahalar duyuluyor, her kafadan bir ses çıkıyor. Bunların tümü epeyce büyük bir uğultu ve gürültü yapıyordu. Şöhretle potiş özel kabinelerine kapandıktan sonra sokakta geçirmiş oldukları felaketten, heyecandan kaçmış olan iştahlarını açmak için bir hayli mastika parlattılar. İkisinde de kafalar dumanlandı. Beyinler hararetlenip döndükçe kadehler de dolup dolup boşalıyordu. İkisinde de istenen derecenin pek üstünde bir neşe meydana geldi. Birbirlerine olan şiddetli sevdalarını anlatmak için kendi konuşma özelliklerinin bütün kuvvet ve parlaklığına göre söylemedikleri söz bırakmıyorlardı. Gitgide bu duygu gösterilerini meze ve içki getirip götüren garsonlardan gizlemeyecek, çekinmeyecek bir dereceye öpüşmelere kadar vardılar. Efendisiyle hanımı böyle birbiriyle uğraşırken Drol'ün de ne yapmakta olduğunu merak etmez misiniz? Bu hikayenin en büyük kahramanlarından biri de Drol'dür. Bunun her hali, her davranışı her zaman merak edilmeye değer. Aç köpek lokantaya girdiği dakikadan beri yemek kokusunu alarak gözleri cam gibi parlamaya ve kudurmuşa yakın bir hal almaya başlamıştı. Madame Potiş, köpeğin meze için getirilen yiyeceklere atılmak isteğini bakışından anlıyor, sık sık şöhretin bastonunu kaldırarak bu hareketini önlemeye uğraşıyorsa da böylece hayvanı tutmayı bir süre başarabildi. Biraz sonra Drol, yiyeceklere atılamamaktan doğan büyük bir üzüntüyle pek acıklı surette ulumaya başladı. Büyük salondaki müşteriler çok rahatsız oldular. İş yalnız trolün ulumasıyla da kalmadı. Sokaktan bu yabancı ulumayı işiten köpekler hep birden lokantanın önüne birikti. Bir büyük uluma ahengi de dışarıda başladı. Garsonlar birkaç kere sopalarla çıkarak köpekleri dağıtmak zorunda kaldılar. Kadehlerin sayısı arttıkça Potiş bastonla köpeğe karşı olan komutasının yeteri kadar yerine getirmek gücünü kaybettiğinden drol fırsat düştükçe meze tabaklarını silip süpürmekte pek açık göz davranıyordu. Doğduğundan beri karnı doyuncaya kadar yemek mutluluğunun ne olduğunu bilmeyen zavallı hayvan, bir iki meze kırıntısıyla doymak şöyle dursun, bunları yedikçe açlığında, iştahında büyük bir şiddet beliriyordu. Köpek de her duygudan kuvvetli bulunan koku alma duyusunun yardımıyla anladı ki en iyi yemek kokuları bulundukları kabinenin dışından geliyor. Drol efendisiyle hanımının kendi hakkında göstermekte oldukları ilgisizlikten yaralanarak köpeklere özgü olan bir çeviklikle Garsonların girip çıkmakta oldukları kapıdan kimseye sezdirmeksizin büyük salona çıktı. Geçişini hiç bildirmeden masa diplerinden yürüyüp koku alma duyusunun kılavuzluğuyla garsonların yemek getirip götürmek için girip çıktıkları başka bir kapıdan içeriye daldı. Burası şişesi islenmiş bir ufak lamba yanan yarı karanlık dar bir yerdi. Salonun kapısına karşı olan duvarda İnsanın göğsüne varacak kadar bir yükseklikte mutfakta pişen yemekleri dışarıya vermek için büyük bir çember biçiminde açılmış bir delik, bu deliğin önünde de yemek takımlarının konması için bir raf bulunuyordu. Drol buraya girdiği sırada içeride kimse yoktu. Aşçı ısmarlanan 5-6 kap yemeği garsonların gelip almaları için deliğin önünde rafa dizip çıngırak çalmıştı. Drol buraya gelince çevreyi bir kolladı. Hemen raf üzerindeki tabakların yemeklerle dolu bulunduğunu anladı çabucak bir hamlede rafa atladı. Birkaç saniye içinde tabakların kimisinden yedikten ve kimisini devirdikten ve bazılarının içine de ayaklarını sokup çıkardıktan sonra oraya gelmekte olan ayak patırtılarını duyunca bir anda kendini raftan aşağı attı. Tahtanın altına büzülerek renginin siyahlığıyla karanlığa karıştı. Görünmez oldu. İki garson gelerek yemekleri birer birer salona götürüp müşterilere dağıttılar. Malum ya Böyle kalabalık bir yemek salonuna hizmet eden garsonlar birkaç müşteriye birden yemek yetiştirmek, birçoğundan emirler almakla uğraştıklarından başlarını bir düzeye ona buna çevirmekten, ellerindeki yemeklere dikkat etmeye pek de vakit bulamazlar. Salonun ortasında bulunan tıknazca bir mösyö ısmarlamış olduğu piliç kızartmasını bir kere çatalla karıştırdıktan sonra garson Garson geliyorum efendim. Çabuk. Buyurunuz efendim. Bu piliç kızartmasını benden önce biri yemiş. Herif öfkeyle gözlerini açarak, söyle bakayım bana, kimin artığını yedirmek istedin? Artık mı? Aman efendim, acıyın. Artık mı diye hala soruyorsun. Bir kere eğil de dikkatli bak. Şu pilicin dişlenmedik bir yeri kalmış mı? Garson utancından söyleyeceğini şaşırıp kalmışken, sol taraftan bir ses, garson. Bu sesin arkasından biraz öteden, Mösyö'nün biri ağzına henüz bir kaşık almış olduğu Et suyunu tiksintiyle yere tükürerek tabağı gazın ışığına doğru kaldırır. Ağzına aldığı şeyin ne olduğunu anlamaya çalışarak kısık bir sesle ''Garson, garson!'' Zaten şaşırıp alığa dökmüş bulunan garsonlar bu çağıranlara laf anlatmaya vakit bulamazken kimi ince, kimi kalın fakat hepsi kızgınlıkla birkaç yönden birden şiddetli şiddetli garson sesleri işitilir. Lokanta sahibi Patrix ile garsonlar hangi tarafa koşacaklarını bilemeyip ellerini ovuşturarak Kimi getirilen sütlacın içi çorba gibi karıştırılmış olduğundan, kimi kompostoda çamur bulunduğundan şikayet eden müşterilere ne söyleyeceklerini bilemezler. İçinde önce tavuk yolunmuş bir sepete girip çıkarak oradan aldığı tüyleri bir ekmek kadayıfının üzerine yapıştırmış olması Drol'ün en büyük bir ustalık eseri sayılabilirdi. Baba Pertrix şaşkın şaşkın garsonların yüzlerine diktiği bakışlarıyla hainler bu rezaleti bu kadar müşterinin önünde beni maskara etmek için kasıtlı olarak mı yapıyorsunuz demek istediği anlaşılıyordu. Zavallı garsonlarsa bu hale baba Pertrix'ten çok şaşıp kalmış olduklarından birbirinin yüzüne şaşkınlıkla bakıyorlar, suçu yükletecek yer arıyorlardı. Pertrix bu tuhaf halin kimin yanlışlık eseri olduğunu inceleme işini sonraya bırakarak şimdilik müşterilerin şikayetlerine sebep olan tabakların hemen önlerinden kaldırılmasını emretti. Müşterilere yeni yemekler dağıtıldı. Fakat bu sefer garsonlar yemekleri müşteri önüne koymazdan önce gazın aydınlığında güzelce kontrol etmek gereğini duydular. Birkaç yemek dağıtımından sonra garsonun biri götürmekte olduğu bir kotlet tabağını yoklamaktayken tabağın içinde birkaç kavrulmuş patates kırıntısından başka bir şey kalmamış olduğunu gördü ve bu görünüş üzerine pertisle öteki garsonu çağırıp tabağı onlara da gösterdi. Üçü de toplanıp bu gece yemeklerin başına gelen bu garip şeyin ne olduğunu bulmaya çalışırken mutfak tarafından bir gürültü işitildi. Ama ne gürültü? Can yakıcı. Köpek hırıltısına benzeyen bir hırlamayla bir de çok bağıran bir insan sesi birbirine karışıyor. Rumca şu sözler işitiliyordu. Aman çabuk yetişin, elimi koparacak, bacağımı kavrayacak, beni öldürecek. İçeride canı yanan aşçı bu yardım isteyen şikayetlerini birbirine karıştırarak o kadar keskin bağırıyordu ki Çoğu haykırmayla söylenilen sözlerin zor anlaşılmasına karşın bunun ne dediğini anlatmakta Rumca bilenler hiç güçlük çekmediler. Aradan birkaç saniye geçer geçmez o çığlık bir daha işitildi. Bu sefer diyordu ki ''Çabuk yetişiniz bu canavar pek azalı.'' İçeride bir canavar bulunduğunu işittikleri gibi baba Perthes'le garsonlarda betbeniz kül kesildi. Üçü de korkularından birbirinin yüzlerine baka kaldılar. Bunların hiçbirinin içeride canavarla pençeleşen aşçının yardımına koşabilecek cesaretli kişilerden olmadıkları anlaşıldı. Baba Pertrix korkusundan ötürü içeriye girmeye cesaret edemediyse de aşçısını diri diri azılı bir canavarın pençesi altında bırakmaya da gönlü bir türlü razı olmadığından yemek salonunun ortasına doğru gelip titrek bir sesle müşterilere seslenerek dedi ki: "Efendiler, işitiyorsunuz ki bizim aşçı zavallı Todori bir azıl canavarın pençesi altında can vermekte olduğunu yürekleri acındıracak korkunç çığlıklarla anlatıyor. Elbette içinizde zavallının böyle acıklı bir surette yok olmasına vicdanı razı olmayacak bir cesaret sahibi adam vardır. Belki daha bir tarafı yaralanmamıştır. Kurtarmaya koşulursa kurtarılabilir. Baba Pertrix'in bu korku ve telaşe düşmesini aşırı derecede büyütmesine yormamalıdır. Zavallı adam, garsonların müşterilere dağıttıkları kimi artık kimi çamurlu yemekleri gördüğü vakit duyduğu utançtan zaten şaşkına dökmüşken bir de bu aralık içeriden aşçının aman yetişiniz bir azıl canavar diye haykırmaya başlaması herifin büsbütün aklını başından almış olduğundan Beyoğlu gibi koca bir şehir ortasındaki bir lokantanın mutfağına hiç gözlere görünmeden koca azılı bir canavarın girebilmesi ihtimali ne kadar akıllardan uzak bulunduğunu düşünmeye meydan olamamıştı. Lokantada bulunan müşterilere gelince Bunlar bir çığlıktır, işitiliyor. Bir canavar adı ortada dönüyor ama bu yardım diye çığlıklar atan kimdir? İçerideki canavar ne cins canavarlardandır ve nasıl olup da oraya kadar girebilmiştir? Buralarını tabii birdenbire anlayamamış olduklarından herkes birbirlerinden durumu soruşturup anlamaya kalkışarak ortada büyük bir gürültü meydana geliyordu. Canavara hücum. Baba Pertex'in zavallı Todori hakkında herkesin merhametini çekmek için söylemiş olduğu sözler Müşteriler içinde en fazla kuru yüzlü, kara sakallı bir mösyö üzerinde etki yaptı. Baba Pertrix sözünü bitirir bitirmez bu adam ayağa kalktı. Her zaman yanında taşımakta bulunduğu tabancasını eline alarak canavarın bulunduğu yeri kendisine göstermelerini emretti. Pertrix bu kahraman kişinin gösterdiği şu Rüstem'e, İranlıların ünlü kahramanı Rüstem. Yaraşır yolda cesarete şaşmakla birlikte herifin önüne düştü onu mutfakla yemek salonu arasındaki aralığın kapısı önüne kadar götürdü. Fakat bu sırada yemek salonundan bir kadının yüksek sesle bağırmaya başladığı işitildi. Bu ses, kahraman Mösyö'nün yanında lokantaya getirmiş olduğu karısının korkulu sesiydi. Zaten sinirleri zayıf olan zavallı kadıncağız, kocasının elinde tabanca bir azılı canavar tepelemeye gittiğini görünce bütün vücuduna bir titreme yapışarak bir türlü kendini tutmayı başaramayıp haykırmaya başlamıştı. Zavallı diyordu ki, Edmond, bu kadar kişinin içinde canını tehlikeye koyacak bir sen mi varsın? Eğer kapıdan içeriye bir adım atacak olursan, bil ki bayılacağım. Karına acı, üstüme fenalıklar geliyor. Monsieur Edmond, şarap kuvvetiyle böyle bir cesaret gösterişine kalkmışsa da, kapının önüne gelince herif korkudan ayılarak kalbinde bir büyük pişmanlık baş göstermişti. Ama ne çare ki, ağzından bir sözdür çıkmış ve oraya kadar gelmiş bulundu. Bu pişmanlık üzerine karısının dokunaklı yalvarmaları kahramanı büsbütün etkilediğinden baba Pertrix kapının zembereğine elini uzatıp da buyurunuz dediği zaman işte asıl titreme Monsieur Edmond'a görüldü. Şu sırada içeriden canavarın homur homur homurdandığı işitilmesin mi? Bunu duyunca Monsieur Edmond'un korkusu titremesi büsbütün arttı. Baba Pertrix'in buyurunuz şeklindeki safça çağrısına uyamayacağı anlaşıldı. Belki salonun içinde kendisine Be hey adam deli misin? Ne çeşit hayvan olduğunu bilmediğin bir canavarın üstüne gidilir mi? Bu istekten vazgeç diyecek bir anlayış sahibi bulunur umuduyla Edmond cenapları acıklı acıklı etrafa göz gezdirdi. Fakat herkesin böyle bir iyilik ister, kimseye yakışır yolda bir sözde bulunmak için değil, belki olayın sonuna ermek isteğiyle dikkatli bakışlarını kendi üzerine açmış bulunduklarını gördü. Karısı bu delice istekten vazgeçmesi için kocasına bağırmakta hala devam ediyordu ama karı sözüne uyarak böyle bir kahramanlıktan dönmeyi o kadar halka karşı herif bir türlü erkeklik şanına yediremiyordu. Nihayet Monsieur Edmond bütün bakışları kendi üzerine dikilmiş bulunan kalabalığa karşı hiç olmazsa şu kadarcık olsun bir kahramanlık göstermiş olmak için bütün yiğitliğini toplayarak bin çekingenlikle ağzını kapıya verip bağırarak dedi ki: Hazır mısın Todori? Seni kurtarmaya geliyorum. İçeriden sanki buna karşılık olmak üzere birdenbire tencereler, tabaklar birbirine giriyormuş gibi bir gürültü kopu verince kahraman Edmond'la baba Patrick ve garsonlar kapının önünden üçer dörder adım geriye fırladılar. Bu gürültü birkaç saniye sürdükten sonra kesildi. Edmond, görmüyor musunuz cesareti anlamına gelen bir jestle etrafa bir göz gezdirdikten sonra tabancayı tetiğe alıp dikkatle ilerisini düşünerek kapıya yaklaşmaya başladı. Patrick's ile garsonlar birbiri arkası sıra kahramanın ardından gittiler. Kapıya doğru birkaç adım atar atmaz azıcık bir gürültü oluvermesiyle kahraman bundan ürkerek olduğu yerden bir adam boyu kadar yukarıya sıçradı. Bu hal sanki bir elektrik akımıyla birbirlerine bağlıymış gibi ardından gelenleri de etkiledi. Yani baba Pertlix ile garsonlar hep birer kere ürküp sıçradılar. Bundan sonra Edmond bulunduğu noktadan ileri adım atmaksızın Yalnız boynunu kapıdan tarafa uzatıp içerisine büyük bir önemle dinledi. Ardındakiler de hep birden boyunlarını uzatıp kahramanın bu hareketini taklit ettiler. Edmond bu dinlemeden sonra başını arkaya çevirip yardımcılarına bir işaret etti. Bu işaretin artık gürültü kesildi. Arş bakalım. Komutası olduğunu arkasındakiler anlayıp boyunları ileriye doğru uzanmış ve gayet dikkatle içeriği dinlemekte oldukları halde yavaş yavaş adım atarak harekete başladılar. Monsieur Edmond gibi üstünde silah taşıyan kimselerin hepsini gerçekten cesur adamlar sanmamalıdır. Daima yanında silah bulundurmak cesarete tek işaret sayılamaz. Bazı kimseler vardır ki silahsız adım atmadıkları halde azıcık bir patırtı olunca kendilerine devamlı yük edindikleri silahlarını kullanabilmeleri şöyle dursun, o aralık gözlerden kaybolmak için herkesten önce sokulacak bir delik aramak durumuna düşerler. Cesaretli kimseler yanlarında silah bulunmadığı zamanda bile gerekirse ateşe saldırırlar. Edmond bu sefer de kapının önüne kadar geldi. İçeriye giremeyeceği belli. Ama kapının önünde dimdik durup halka boy göstermek de cesaretten sayılmaz ya. Elbette bir şey yapmalı. Bu sefer içeride gürültü falan büsbütün kesilmişti. Baba Pertrix bu sessizliği artık zavallı Todori'nin canavar pençesi altında işi bitmiş olduğuna hükmederek yavaşça Edmond'a dedi ki Mösyö kahraman, bizim zavallı aşçının artık işi bitmiş olmalı. Baksanıza, hiç sesi çıkmıyor. Dur, acele etme, şimdi anlaşılır. Edmond yine ağzını kapıya yanaştırarak dedi ki, Todori, öldün mü? Yoksa hala sağ mısın? İçeriden aşçı bu soruya karşı bir şeyler mırıldandı ama ne dediği anlaşılamadı. Edmond bu mırıltıyı duyunca hemen arkasına dönüp büyük bir sevinçle dedi ki, daha ölmemiş. Patrick de aynı sevinçle garsonlara dönüp daha ölmemiş müjdesini verdi. Garsonlar da halka daha ölmemiş sözünü tekrarladılar. Bu daha ölmemiş sözü lokantada bulunan halk arasında ağızdan ağıza dolaşmakta olduğu sırada müşteriler içinde siyah redingotlu, uzunca ve kumral sakallı bir Frank ayağa kalktı. Bu saygıdeğer adam İstanbul'da bulunan Frank okullarının birinde tabi tarih öğretmeniydi. Bu akşam şarabı alışık olduğundan çok fazla kaçırmış bulunduğundan o aralık lokanta içinde meydana gelen bu canavar patırtısı herifin ispirto ile tabiliği bozulmuş beynini fena halde etkilemişti. İşte bunun için içi içine sığmayarak ayağa kalkmıştı. Çevreye bir göz gezdirdikten sonra halka seslenerek dedi ki ''Efendiler, hanımlar, tabi tarih öğretmeni şu seslenişiyle bütün bakışların kendine çevrildiğini görünce söze başladı. Deminden beri ortada bir canavar sözü dönüp dolaşıyor. Bu kanlı canavarın içeride aşçıyı paralamakta olduğu söyleniyor. Ancak kimse düşünmüyor mu ki canavara yırtıcılık iftirasında bulunmak fenne aykırı bir söz söylemektir. Şimdi gerçekten herkes dikkatli bakışlarını bu yeni ortaya çıkan tuhaflığa dikmişti. Hatta canavarı tepelemeye hazır bulunan Monsieur Edmond bile biraz korkuyu zihninden çıkararak sarhoş Frank'i büyük bir önemle dinlemeye başlamıştı. Frank sözüne devamla diyordu ki ''Canavar.'' Montre kelimesinin anlamını bilmediğimiz için işte böyle boş bir yere telaş ediyorsunuz. Canavar diye kuruntuların ve hayallerin gerçeğe üstün geldiği zamanlarda her zaman işitilmedik tuhaflıklar, hikayeler dinlemeye istekli olan ahaliyi eğlendirmek ve daha doğrusu bir isteğe hizmet ettirmek için eski zaman ozanlarının hayallerinde doğmuş olan bir takım acayip biçimli aslında olmayan hayvanlara denir. Fen dilinde ise canavar diye doğduğu zaman yapılarında ve organlarında bir eksik ya da fazla görülen insan veya hayvanlara denir. Bazı hayvanlar analarından başsız, tek gözlü veya iki vücut birbirine yapışmış ve daha başka biçimde tabiatın genel yaratışa özgü olan yasalarından tamamıyla ya da bir parça bozulmuş oldukları halde doğarlar. Yaşadığımız yüzyılın başlarına kadar bu bozulmaya bir tabiat harikası gözüyle bakılmışsa da sonraları Fransa'da Goffrey Saint-Hilary, bir Breche, Almanya'da Michael Tedman gibi fen otoritelerinin bu konu üzerinde yaptıkları incelemeler sonunda bu bozulmanın da bir takım tabiat yasalarına uyduğu anlaşılmıştır. Fizyolojinin böyle bozuk, değişik organlı doğan hayvanları inceleyen bölümüne teratoloji denilir ki bu yukarıda adlarını saymış olduğumuz saygıdeğer kişiler tarafından kurulmuştur. Zaten tabii tarih öğretmeninin sözünü tamamlamasına vakit kalmadan içinde canavar bulunan kapı birdenbire açılıp da önde drol, Arkada elinde koca bir sopa, aşçı Todori dışarı fırlamazlar mı? Kapının yanında duran kahraman Edmond birdenbire neye uğradığını bilemeyerek vücuduna yapışan titremenin şiddetli etkisiyle elinde tutmakta olduğu tabancanın tetiğini farkında olmadan oynatınca tabanca o anda ateş alıp korkunç bir patlayışla birlikte şangır şungur salonun ortasında asılı bulunan lambayı aşağı indirmesin mi? Vay halktaki telaş, vay kadınlardaki çığlık, herkes de... Sokak kapısına bir hücum ki kıyamet. Bir anda o kadar kişinin bir kapıdan çıkması mümkün olur mu? Kapının önüne sıkışıp bir an önce dışarıya can atmak için gösterdikleri aceleden kalabalığın birçoğu birbirlerini çiğnedikleri gibi bir takımı da sokağa bakan pencerelerin camlarını kırıp demir parmaklıklardan geçebilmek için boş yere başlarını dışarıya çıkarmaya çalışmaktaydılar. Kapıya, pencereye yanaşamayan zavallılarsa masa dibi, iskemle altı gibi yerlere sokulup tehlikeye karşı kendilerine bir siper bulmak için can atmaktaydılar. Monsieur Edmond'un karısı çoktan bir yana düşüp bayılmıştı. Fakat herkes kendi canının kaygısına düşmüş bulunduğundan Madame Edmond'un bayıldığına dikkat eden bile yoktu. Halkı bu telaşa düşüren nedenlerin birincisi ne çeşit hayvan olduğu bilinemeyen canavarın dışarıya uğramış bulunması, ikincisi bunu öldürmek için boşaltılacak silahlardan herkes kendini sakınmak kaygısına düşmeleri düşüncesiydi. Lokantadan dışarıya can atmak mutluluğuna erişenler canavarın biçimini ve görünüşünü birbirlerine soruyorlardı. Görenler görmeyenlere bu garip canavarın başı kırmızı, vücudu kara olduğunu büyük bir heyecanla anlatıyorlar ve hele büyüklüğü artırmaya çıkarılıp herkes büyülte büyülte o küçük drol hemen mandaya yaklaştırılmıştı. Zarar ve ziyan ödeme Lokantada meydana gelen üzüntülü olayın sonucu olarak edilen gürültüler, feryatlar yakın mahallelerden işitilerek lokanta tutuştu sanılarak dışarıdan bir takım halk kapının önüne yığıldılar. Dışarıdaki halk içeriden çıkanlara lokantanın neresinden tutuşmuş olduğuna dair birçok sorular sormaya kalkışıyorlarsa da biz de iyi görmedik ama başı kırmızı, vücudu kara ve büyüklüğü manda kadarmış. Sözünden başka bir karşılık alabilmeleri kabil olmuyordu. Olayın aslını anlayamadıkça halktaki merak da büyüyor ve herkesin merakı büyüdükçe kalabalık da artıyordu. Her nerede böyle bir olay meydana gelirse oraya yığılan halk arasında hemen ona dair 5-10 on türlü yanlış söylentiler ortaya çıkar. Buna sebepse herkesin olayın asıl çıkışına dair işitebildiği sözleri kendisinin güzelce dallandırıp budaklandırarak gücüne göre bir söyleyişle başkalarına satmasıdır. Bu gecede lokanta olayı üzerine söylentiler, olayı şişirmeler çoğaldı. Baba Patrick's'in mutfağından başı kırmızı, vücudu kara, iri yapılı, korkunç görünüşlü bir canavar çıkarak aşçıyı paraladıktan sonra yemek salonundaki müşterilerden birkaçını yaraladığı ve soluğundaki şiddetten salonun lambaları söndüğü söylentileri ortada dolaşmaya başladı. Söylentiler dehşet kazandıkça halkın işin iç yüzünü anlama merakı da artıyordu. Lokantanın kapısı önündeki gürültüyü asıl şimdi görmeli çünkü çıkandan çok içeriye giren var. Ay korkmadan nasıl içeriye giriyorlar derseniz halktaki bu cesarete ben sizden çok şaşmaktayım. Bir yangın yerine gitmişseniz görmüşsünüzdür ki yangın yerinin etrafı askerler zaptiyelerle kuşatılmış olsa oradaki halk aldırış etmeden ateşin ta göbeğine sokulmaktan çekinmezler. Hep bu tehlikeye meydan okuyuş ne içindir? Bir yapı nasıl yanıyormuş onu seyretmek için değil mi? Ayrıca bir kira beygirini kara astardan bir kılıf içine geçirdikten sonra içeride görülmedik bir fil var diye bağıran herifin şu uydurmasını kırk paraya seyreden halk bu gece soluğu ile lambaları söndüren kırmızı başlı canavarı bedava olarak doya doya görmeden hiç oradan çekilir mi? Lokantanın içi artık kalabalığı almaz bir dereceyi buldu. Özel kabinelerinde muhabbetlerindeki şiddeti birbirlerine tam anlamıyla ispat etmiş bulunan şöhretle Madame Potiş Salonda çıkan bu gürültüden birdenbire şaşırdılar. Bu şamatayı anlamak üzere en önce şöhret kendini dışarıya attı. Fakat salonun içine bir göz gezdirir gezdirmez, Baler adalarından başka dünyanın hiçbir yanında yetişmeyen değerli drolün önü önlüklü, başı aşçı takkeli, iri bir herifin sopaları altında hemen can vermek üzere bulunduğunu görünce aklı başından gitti. Oradaki kalabalık asla gözüne görünmeden yolu üzerinde bulunan kimselerin kimini devirip kimini çiğneyerek gücü yetebildiği kadar bir hızla koşup aşçı Todori'nin gırtlağına yapıştı. Todori'nin Drol'ün şiddetlice dişlemiş olduğu elinden kanlar akmaktaydı. Bundan dolayı aşçının öfkesi son dereceyi bulmuşken bir de bilmediği bir kimsenin gelip boğazına sarılması herifi büsbütün öfkelendirdi. O da olanca gücüyle hemen düşmanının gırtlağına el atmıştı. Madame Potish bu kalabalık ve gürültünün neden çıkmış olduğunu anlamaya meydan olmadan kalabalığın içine saldıran şöhretin aşçı kıyafetli bir herifle boğaz boğaza gelmiş olduklarını görünce büsbütün şaşırdı. Şimdi şu hale karşı nasıl bir harekette bulunmak gerekeceğini zihninde tasarlamakta ve hem de etrafına göz gezdirmekteyken sanki gözü kalabalığın arasında korkunç bir şeye rastlamış gibi hemen yerini değiştirerek kendini gizlemek kaygısına düştü. Fakat Madame Potich'in bu telaşı boşunaydı. Çünkü o anda iri yapılı, kırmızı yüzlü, kılıksız bir herif halkı yarmak için olanca çaba ve gücünü harcayarak Madame Potiş'e yanaştı. Kulağına eğilerek alaycı bir davranışla ''Güzel fanyol, niçin kendinizi benden gizlemeye çalışıyorsunuz? Hiç insan miras yedi bir Osmanlı'ya çatar da eski dostlarını unutur mu?'' Madame Potiche kendine fanyol adıyla seslenen bu herifin sözlerini dinlememek isteyerek kalabalığın içine sokulup savuşmaya davrandı. Ama herif derhal kolundan yakalayıp sesindeki alaycı tonu arttırarak ''Nafile, kaçmayınız. Zira bu gece elimden kurtulmanıza imkan yoktur.'' Madame Potiş yine karşılık vermeyip kolunu herifin elinden kurtarmaya uğraşıyordu. Fakat herif, madamın direnişine anlamlı bir gülümsemeyle karşılık verdikten sonra koluna asılıp sürüklemek derecesinde bir şiddetle kalabalığı açarak Potiş'i lokantadan dışarıya çekip götürdü. Ortadaki harıltıdan buna dikkat eden bile olmadı. Şöhret de Todori ile boğuşmakta devam ettiğinden metresinin uğradığı şu felaketten tabii haber alamadı. Şöhretin boğuşması da çok sürmedi. Çünkü aşçı bunu birkaç kere tartakladıktan sonra altına alp gezisiyle göğsüne basarak suratına doğru sille yumruk demeyip veriştirmeye başlayınca şöhret kendi gücünün aşçıya üstün gelmeye yetmeyeceğini anladı. İşi yaygaraya çevirerek yahu biraz da buraya bakın adam öldürüyorlar haykırışlarıyla halktan yardım istemeye girişti. Zaten gürültünün neden çıktığını bilmeyen halk bir köşede boğuşan aşçı ile şöhreti görememekteyken bu sefer şöhretin çığlıkları bazı kimselerin meraklı bakışlarını o yana çekti. Gerçekten hemen koşup şöhreti aşçının altından aldılar. Ama Todori şıkı o kadar hırpalamıştı ki zavallı adeta insan kılığından çıkıp başka bir görünüş almıştı. Yüz göz şişip tırmık içinde kalmış, ceketi birkaç yerinden yırtılmış, bütün düğmeleri dökülmüş, Düşmanının elinden yakayı kurtarınca Şık'ın ilk işi etrafına bakınıp değerli Drol'ü aramak oldu. Bu aralık bir takım halk Drol'ü ortalarına almışlar. Kırmızı başlı canavar işte bu olmalı diye büyük bir dikkatle köpeği gözden geçiriyorlardı. Todori'den yediği sopaların şiddetinden zavallı hayvanın her bir organı soğuk bir suya girip çıkmış gibi başka başka titremekteydi. Kalabalıktan bir kimse kendine doğru bastonunu uzatacak olsa yine kendini dövecekler sanıp başını iki ön ayaklarının ve kuyruğunu iki kıç bacaklarının arasına sıkıştırıp yerlere sürtünerek hazin hazin, kısık kısık, acıklı, yalvaran seslerle orada bulunanları kendine acındırmaya çalışıyordu. Kısası beyi köpeğinden, köpeği beyinden daha çok acınmaya değer bir hale gelmişlerdi. Şöhret, Drol'ün küçük küçük ulumalar, inlemeleri yüzünden gidip köpeğini buldu. Hemen kordonunu eline aldı. Köpeğin etrafını kuşatan halk için seyir birken şimdi ikileşti. Drol titrer, şöhret titrer, drol uluması, şöhret ise hal diliyle halka karşı işte bizi seyrettiniz, artık bırakınız da gidelim demek istedikleri anlaşılıyordu. Şöhret köpeğini bulmuştu ama şimdi gözleriyle kalabalığın arasında metresini araştırıyordu. Metresi ise gelip kendilerini bulması için hazin bir sesle dedi ki ''Ey sevgili potişim, Nereye kayboldun? Gel, bizi bu korkunç durumdan kurtar. Şöhretin bu yalvaran sesi çevreden birkaç kahkahayı davet etmekten başka bir işe yaramadı. Metresi tarafından bir karşılık gelmediğini görünce çık, kendi durumunun gittikçe kötüleşmekte bulunduğunu anladı. Belki işitmemiştir düşüncesiyle birkaç kere daha çağırdı. Ama sevgili potişten bir eser yoktu vesselam. Bu kadar felakete sahne olmuş bulunan şu lokantada uzun uzadıya kalması kendini yeniden yeniye bir takım belalara daha sokacağı belliydi. Bari şu uğursuz yerden bir ayak önce kendimi dışarıya atayım dedi. Çevresindeki insandan meydana gelmiş halkayı yarıp kapıya doğru yürüdü. Sokağa çıkacağı sırada lokanta sahibi baba Patrick yanında iki polis olduğu halde şıkı kolundan çekti. Dışarıya çıkmasına engel olarak dedi ki ''Beyefendi nereye gidiyorsunuz? Durunuz bakalım. Asıl davanın büyüğü bundan sonra görülecek.'' Bu geceki uğradığım zararın ödenmesini ben kimden isteyeceğim? Baba Patrick's'in şu sözleri üzerine şıkın yüzü gerçekten acınmaya değer bir hal almıştı. Şöhret, gözlerinin Patrick's'in gözleri içine dikmiş olduğu halde yüzünde ağlamakla gülmek arasında garip bir titreme belirdi. Susuyordu. Ama bu susuşu, hain herif, şu halime bir bak da ondan sonra benden zarar ve ziyan iste cümlesini pek açık bir surette anlatıyordu. Ya baba Patrick's'in haline kim acısın? Canavar patırtısının yaptığı ziyan lokanta içine şöyle bir göz gezdirilse 15-20 liradan aşağı hesaplanamazdı. Patrick's ağlar gibi bir yüzle polislere dedi ki etrafınıza bir kere insafla bakınız da zararımı ölçünüz. İşte görüyorsunuz ya koskoca 5 liralık bir lamba hiçbir işe yaramayacak hale gelmiş. Bakınız karşıda bir de büyük ayna çatlamış. Ayaklarınızın altında çiğnemekte olduğunuz tabak bardak kırıntıları da size caba. Şöhret Baba Pertrix'ten daha acıklı bir davranışla dedi ki, polis efendiler, lokantadaki zararı hesaplamak için etrafa gezdireceğiniz insaflı bakışları biraz da bana çeviriniz. Üstümün başımın paralandığından vazgeçtim. Şu yüzümün insan yüzüne benzer bir yanı kalmadı. Ya ben bunları kimden dava edeceğim? Baba Patrick polislere söz söylemeye vakit bırakmaksızın dedi ki, kordonunu elinize tutmakta olduğunuz o uğursuz köpekten dava ediniz. Şöhret, bulunduğu acıklı hali unutarak ve lokantacının şu sözüne karşı hemen bir kahkaha salıverdi ve dedi ki ''Kim uğursuz? Bu köpek mi? Şu değerli köpeğin ne cins bir hayvan olduğundan acaba haberiniz var mı? Ben lokantacıyım beyefendi. Köpek tüccarı, iç çobanı değilim ki. Köpeğinizin cinsini nicelemeye kalkışayım. Bununla birlikte bunu inceleme zahmetine de gerek yoktur sanırım. Çünkü kendisi ne cins köpeklerden bulunduğunu kimseye bu konuda söz bırakmayacak bir açıklıkla bu gece meydanı koydu.'' Evet, siz köpek tüccarı değil, lokantacısınız. Etin kıvırcığından anlarsınız da köpeğin karlin cinsinden anlayamazsınız. Fazla olarak bir de bu bilgisizliğinize bir takım boş laflarla örtmeye kalkışıyorsunuz. Şimdi şu kordonundan tutmakta olduğum hayvanın Baler adalarından alınmış 60-70 hatta meraklısı için 200 lira değerinde eşsiz bir köpek olduğunu tanıyabilmiş olsaydınız elbette bu paha biçilmez hayvanın bir tarafı kırılıp kırılmadığını anlamadan 10-15 liralık bir önemsiz zararınızı istemekten utanırdınız. Patrick's canapları. Şunu iyi biliniz ki karşınızda duran köpek dünya üzerinde bulunan köpeklerin en soylusudur. O sizin gibi dar görüşlü kimseler için zayıf bir köpek görünürse de gerçekte altın kararmış da köpek görünüşünde canlanmış kadar değere sahiptir. Ben Drol'ü hakkıyla anlatamadım. Potiş, sevgilim neredesin? Gel de şöhretini, drolini gör. Bir takım değersiz kişiler karşısında maskara olup kaldılar. Şöhret bu sözleri sarhoşluktan dili dolaşarak ve ağzını yayarak söylemişti. Polisler bu sarhoşu uzun süre söyletmenin çevresini kuşatan dinleyicileri eğlendirmekten başka bir şeye yaramayacağını anlayarak Patrick'se dediler ki: "Hadi ikinizi de merkeze götürelim de orada halinizi anlatın. Çünkü bu sarhoşun ağzından çıkan sözleri kulakları işitmiyor." Şöhret: "Polis efendiler, o sarhoş sözünü sizlere geri verdikten sonra derim ki ben merkeze falan gitmem. Üstümde 10 lira kadar para var. Onu baba pertikse vereyim. Bununla yetinsin. Ama işte şu bizi dinleyen halk şahit olsun ki ben sabah drolü doktora göstererek iyice muayene ettireceğim. Elbette nazik vücudunun bazı yerleri aşçıdan yediği sopaların etkisiyle berelenmiştir. Böyle antika bir hayvanı dövmeye cesaretle bereler içinde bırakan bir anlayışsız kişi hakkında kanun Adalet ne ceza verirse onu isteyeceğim. Bu vereceğim 10 liranın 2 3 katını lokantacıdan alacağım. Her bir sözü, yaratılışındaki hafifliği açık bir delil olan bu sarhoş şerifle boşuna uğraşmaktansa Baba Perflex şu 10 liraya razı olarak işi uzatmamaya karar verdi. Şöhret'ten 10 lirayı aldılar. Lokantada meydana gelen karışıklıktan dolayı kalabalık içinden Şıka karşı başka bir davacı çıkmadığından bu ödemeden sonra Şöhret Bey Drolin kordonunu çekerek lokantadan çıktı. Bir bela daha. Şık parasının tümü olan 10 lirayı verip lokantadan çıkınca büyük bir üzüntüye kapıldı. Bereket versin ki baba Pertrix'e karşı Drol'den dolayı açacağı dayak davasında bu gece verdiği paranın 3-4 katını alacağı hakkında içinde tam bir inanç bulunduğundan bununla avunup üzüntüsünü biraz yenebiliyordu. Şık bütün ceplerini iyice yokladı. Üzerinde 15 kuruş kadar bozuk para buldu ve Buna pek memnun oldu. Çünkü kendisini badot denilen bir takım işsiz güçsüz aylaklar izlemekte, yani arkasından bir alay insan gelmekte, sokak köpekleri ise drole saldırmak için ulumalara başlamakta olduklarından şıkın gideceği yere kadar mutlaka bir arabayla gitmesi zorunluluğu vardı. Ama şık arabaya bindikten sonra nereye gidecekti? Şöhret bunun için pek az bir süre düşündü, hemen meseleyi çözümledi. Zihninden dedi ki, nereye gideceğimi düşünmek de bir delilik değil midir? Sevgili Potiş'imin evi varken ben nereye giderim? Gerçi Potiş lokantada kayboldu ama nereye gittiği bellidir. Mutlaka drolle benim yediğim dayakları seyretmeye yüreği dayanamadığı için savuşmuştur. Eve kadar giderek dönüşümüzde muhtaç bulunduğumuz dinlenme imkanını hazırlamaktadır. Ah sevgilim birbirimize tek kelime söylemediğimiz halde işte ben böyle senin zihninde verdiğin kararlarını sanki senin gönlünden benim kalbime bir manevi akım varmış gibi anlayıveririm. Şık bu yolda hayaller kurarak yoluna devam etmekteyken bir boş arabaya rastladı. Pangaltıya kadar pazarlıktan sonra Droll ile beraber içine girdiler. Bir çeyrek sonra araba gösterilen sokakta durdu. Şık arabacı hakkını vererek arabadan indi. Doğru Potiş'in evi önüne giderek kapının tokmağını bir kere şiddetle vurdu. Gereken bir süre bekledi. İçeriden ses yok. İki kere daha vurdu. Yine hiçbir ses yok. 4-5 dakika kadar daha durduktan sonra tokmağı 5-6 kere daha çok hızlı vurdu. Çünkü daha vakit ev halkının uykuya yatmış olacakları kadar geç olmadığından bu gecikme Şık'ın haklı olarak canını sıkmıştı. Bu sefer içerden bir koca karı sesi çok öfkeyle koparak ''Elin kırılsın gece haydudu. Pardon madam ben gece haydudu değilim. Şatıroğlu Şöhret Bey'im. Katıroğlu ol istersen eşekoğlu ol. Beni gece rahatsız etmeye ne hakkın var? Biraz lütfediniz de beni dinleyiniz madam. İşte bu dördüncü defadır ki tatlı uykudan uyanıyorum.'' kendine dinletmek için gece uykudan adam kaldırmak bu ne terbiyesizlik vakit daha o kadar geç değil halk akşam yemeğine yeni çıktı hem ben birinci defa olarak geliyorum madam o sizi rahatsız edenler başkaları olmalı ben şatıroğlu'yum şatıroğlu alem deli olmuş da akşam yemeğini gece yarısı yiyorsa bana ne katıroğluysen git atalarınla başka yerde öğün merhamet edin lütfen öfkenizi yatıştırın size bir lakırdı söyleyeceğim bu uyku sersemliğiyle yarım lakırdı bile dinlemeye vaktim yok. Ben evimin bir odasını kiraya verdimse uykumu da beraber kiralamadım ya. Of madam, ne söyleyeceğimi şaşırdım. Şey, madam Potiş evde mi? Sen şimdi şaşırmamışsın, zaten şaşkınmışsın. Hiç öyle karılar gece evde durur mu? Onların alışverişi gece olduğunu bilmez misin? Demek madam Potiş şimdi evde yok, öyle mi? Kaç kere söyleyeyim, yok dedik. Panayır'a gitmiştir. Acaba kime gitti? Kim geceliğini fazla verdiyse ona gitmiştir. Akşamdan benimle beraberdi. Hala söyleyeceğin ula kırdı bitmedi mi? Haydi artık defol. İşte ben yatmaya gidiyorum. Eğer bir daha elini tokmağa uzatıp da beni rahatsız edersen iyice bil ki seni fena yaparım. Koca karının bu korkutmasından sonra şık kapının önünde put gibi donup kaldı. Ne yapacağını şaşırmıştı. Şimdi geceyi nerede geçirmeli? Şık bu kadar zarara uğradığı halde bir geceyi tamamıyla metresiyle geçirmesin. Annesinin küpelerini çalmak gibi bir hırsızlığı yapmaktan eline ne geçti? Bu kadar süre özlemini çektiği ve onun için her bir fedakarlığı göze aldığı sevgili Potiş'i bu gece acaba kimlerle arkadaşlık ediyor? Afişte kısmı gece evde durmazmış. Hem de geceliğini kim fazla verirse ona gidermiş. Koca karının bu sözleri şıka ne kadar acı geliyordu. Zira onun gözünde Madame Potiş'e afişteliği kondurmak dünyanın en büyük günahlarındandı. Bu yürek yakıcı hallerin hepsi bir yana dursun ama Şık bu geceyi nerede geçirecek? Otelde kalacak kadar yanında para yok. Gerçi Karaköy Köprüsü gece Haliç'e girecek gemilere yol vermek için daha açılmamış olduğundan İstanbul'a kadar geri dönmek mümkünse de köprüden geçebilecek kadar cesareti olabilse de İstanbul sokaklarından geçmek baba ittiğini nasıl gösterecek? Şık yalnız başına olsa neyse ne yanında bir de emanet köpek var ki dört kere anasının küpelerini çalmış olsa değerini ödemek kabil değil. Ya bu gece köpek sokaklardaki soysuz köpeklerin saldırılarına uğrarsa? Şık düşündü. Düşündükçe bulunduğu durumun korkunçluğu gözünde büyüdü. 5-10 dakika kadar sokağın eline boyuna gezindi. Sonunda belki kendisini acır da bu gece içeriye alır umuduyla koca karının kapısını bir daha çalıp yalvarmaya karar verdi. Fakat bu kararın arkasından koca karının tokmaha bir daha el uzatırsan seni fena yaparım sözleri aklına geldi. Bunun için kapıyı çalmak hususunda bir süre kararsız kaldı. Sonra yine kendi kendine dedi ki, koca karının bana karşı yapabileceği kötülük ne olabilir? Bu kötülük ne kadar büyük olsa bu gece açıkta kalmaktan daha korkunç olamaz ya. Şık olanca cesaretini toplayarak kapıya yanaştı. Epeyce şiddetli bir yürek çarpıntısıyla tokmağı vurdu. Beş dakika kadar bekledi. İçeriden hiçbir ses işitilmedi. Kendi kendine dedi ki, acaba karı uyudu mu? ne tavuk yaratılışlı cadı, ne de Allah'ın belası. Öncekinden daha büyük bir çırpıntıyla ikinci defa tokmağı vurdu. Bu sefer içeriden yine koca karı sesi fakat sesin perdesi ilkinden pek fazla artmış olarak Allah belanı versin yapışkan herif. Ah madam, insaf, sokakta kaldım, gidecek yerim yok. Burasını gece sokakta kalan serserilere mahsus barınaktır diye sana kim söyledi? Madam, hiç merhametiniz yok mu? Üstümde ne kadar para varsa aldılar. Burası zabıta merkeze değil. Derdine git de oraya anlat. Demek bu gece kulunuzu içeri almayacaksınız. Ay bu herif söz anlamıyor. Dur ben senin anlayacağın bir dille konuşmasını da bilirim. Şatıroğlu kendisinin bundan daha kolaylıkla anlayabileceği dilin acaba hangi dil olacağını düşünürken yukarıdan evin penceresi açıldı. Tepesinden aşağı bir şeyler boşaltıldı. Akşamdan beri uğradığı felaketlerin üstüne bu gece şansının şu yolda bir iltifatına daha uğradığından dolayı şık şaşırdı kaldı. Koca karı son karşılığını şu yolda verdikten sonra pencereyi kapayıp çekildi. Şöhret başından ayaklarına kadar giydiği şeyin ne olduğunu daha iyice fark edememişse de bunun ağzına burnuna dolarak kendini aksırtmaya başlamasından ve hele gözlerini açtırmaz bir hale koymasından toz halinde kuru bir madde olduğunu anlamıştı. Şık kendini yoklamak için biraz ileride yanan gazın ışığı altına gitti. Bir de üstüne başına baktı ki ne görsün? Asıl şimdi insan kılığından çıkmış, üst baş baştan başa siyahlara boyanmış, hem de nasıl en usta bir boyacı eline düşmüş olsa o kadar az bir zamanda bu derece kuzgunileşmesi mümkün olamaz. Şöhret Beyefendi kendini böyle tepeden tırnağa kadar karaya boyayan maddeyi eliyle inceledi, kokladı, inceleme sonucu olarak anladı ki başından aşağı bir çuval kömür tozu boşaltılmış. Daha önce gecelemek için bir biraneye falan gitmek mümkündü. Ama şimdi buna da imkan kalmadı. Çünkü o maskara kılıkla ben insanım diye kimin karşısına çıkabilir? O ne merhametsiz koca karıymış ki bir çuval kömür sahananın altında kalacak zavallı kimsenin sonradan alacağı hali asla aklına getirmemiş. Bu sefer gerçekten zavallı denmeye lalik olan şık mendilini çıkarıp yüzünü sildi. O hali aldıktan sonra öyle silinip silkinmeyle eğer temizlenmek değil, şöhreti bu adaya koysalar adama döneceği şüpheliydi. Şatıroğlu, Madame Potich'in evine doğru öfkeyle karışık bir son bakış fırlattıktan sonra nereye gideceğini kendi de bilemediği halde Pangaltı Caddesi'nden Taksim'e doğru Drol'ün kordonundan çekerek yürümeye başladı. Her sokak başından bir büyük havlamayla karşılanana karşılana Taksim'e kadar geldi. Çeşmede güzelce yüzünü yıkadı, çevresine bakındı. Biraz oturup da dinlenmek ve bu geceyi nerede ve nasıl geçireceğini düşünmek için Karanlık bir yer arıyordu. Nihayet gözüne bir dükkan ilişti. Yarısı bakkal, yarısı meyhane olan bu dükkanın kapısı önünde birkaç boş iskemle duruyordu. Oraya gidip gelen akşamcılar zaten dağılmış olduğundan içeride bakkalla çırağından başka kimse yoktu. Şöhret gidip bu dükkanın önündeki iskemlelerin birini kenara, karanlığa doğru çekerek oturdu. Karanlıkta kılığı kıyafeti iyice seçilmiyordu. Garsonu çağırdı. Bir konyak ısmarladı. Bir eliyle Drol'ün kordonunu sımsıkı tutuyor, ötekini de şakana dayayarak derin derin düşünüyordu. Fakat böyle sekiz cebinde beş kuruşu bulunmayan bir adamın gece yarısından sonra derin derin düşünmesi ne para eder? Düşünüyor düşünüyor da geceyi geçirmek için Beyoğlu sokaklarında sabaha kadar piyasa etmekten başka aklına bir çare gelmiyordu. Bu gece uğradığı felaketlerden şıkı en çok üzüntüye düşüreni metresi Madame Potiş'in kayboluşuyla Tatlı uykudan uyandırmış olduğu koca karının kendisine etmiş olduğu son kömür tozu hakareti oldu. Bunları düşündükçe öfkesinden iskemlesinin üzerinde kalkıp kalkıp oturuyordu. Şöhret en derin düşüncelere dalmış bulunduğu sırada dükkana fesli bir adam girdi. Girerken de dışarıda bir süre durup şöhreti gözden geçirmişti. Ama Işık bunun asla farkında olmadı. Bu adam içeride bir süre kaldı. İki şişe konya kaldıktan sonra dışarıya çıktı. Yine durup şöhrete doğru dikkatlice baktı ve bu bakıştan sonra şıka yaklaştı. Yakından da güzelce inceledikten sonra telaşla dedi ki ''Vay şatır oğlum, bu vakitler tek başına burada ne geziyorsun?'' Şöhret Bey birdenbire kendine seslenen adamın kim olduğunu tanıyamadı ve ne karşılık vereceğini de şaşırarak dedi ki ''Tek başıma mıyım ya? Görmüyor musunuz? Yanımda bir köpeğim var. Köpeğinizi gördüm ama bunu size arkadaş sayacak değiliz ya. Yine herhalde yalnızsınız demektir. Şöhret bu sefer kendisiyle konuşan adamın kim olduğunu tanıdı. Bunun üzerine davranışında bir telaş meydana gelerek dedi ki ''Maşuk beyefendi, affedersiniz, sizi şimdi tanıyabildim.'' ''Evet, birdenbire tanıyamamış olduğunuzu anladım. Çünkü pek dalgındınız. Yine ne var? Bir felakete mi uğradınız? Sizi karanlıkta pek iyi göremiyorum ama üstünüz başınız karalı ve yazlı tuhaf bir hal almış gibi görünüyor.'' Şöhret derin bir ah çektikten sonra ''Artık kardeşim başıma gelenlere hiç sorma.'' Bu gece o kadar garip felaketlere uğradım ki sana anlatmış olsam doğruluğuna inanmayacağından eminim. Doğruluğuna inanılmayacak kadar garip olan felaketler neymiş bakalım? Ah, uzun kardeşim uzun. Uzunsa dinlemeye vaktim yok. Çünkü arkadaşlar evde konyak bekliyorlar. Haydi istersen sen de beraber gel. Bize gidelim. Hikayeni orada anlat. Şöhret Bey bu çağrıdan son derece memnun oldu ve bu memnunluğunun çokluğundan kendine bir şaşkınlık gelerek sanki Maşuk Bey'in bu çağrısını İyice anlayamamış gibi bir davranışla dedi ki ''Size mi gidelim diyorsun?'' ''Evet öyle diyorum ama bir engelim varsa o başka. Hiçbir engelim yok. Teklifinizi büyük bir memnunlukla kabul ederim. Öyleyse haydi arkadaşları bekletmeyelim.'' Şöhret Bey bu karşılık üzerine hemen kalktı. Maşuk Bey ile birlikte yürümeye başladı. Şık bu mutlu rastlaşmadan son derece memnun olmuşsa da Madame Potich'in bu geceki kayboluşu kendisini pek çok etkilemiş olduğundan yolda dalgın bulunuyor. Arkadaşı Maşuk'un her sözüne doğru doğru karşılık bulup veremiyordu. Bir çeyrek kadar yol gittiler. Sonunda büyüyecek bir evin kapısı önünde durdular. Maşuk Bey çıngırağı çekti. Hemen o anda kapı açıldı. Evden içeriye girdiler. Bir şık daha. Ev sahibiyle konuğun yukarı çıktıklarını haber vermezden önce Maşuk Bey ile arkadaşlarının kimler olduklarını tanıyalım. Maşuk Bey yaşça şöhret akranı, esmer, orta boylu, iri kemikli, ağzı burnu ufak. Kaşı gözü kara, dikkat çekecek kadar güzel değilse de sevimli bir delikanlıdır. Aralarında yaşça olan yakınlıktan başka maşukun gerek ahlak ve gerek akıl bakımından şöhrete benzer hiçbir yanı yoktu. Birbirlerini tanımaları ise maşuk beyin şöhretin mahallesinde bir halası bulunmasından, çocukluktan beri oraya sıkça gitmesinden ileri gelmiştir. Maşuk bey, şöhrette görmek olduğu insanlığa yakışmayacak birçok uygunsuz hallerden dolayı kendine uzun uzadıya öğütler vermişse de arkadaşının lakırdı dinler kafada bir adam olmadığını sonunda anlamıştır. Maşuk Bey 1500 kuruş maaşla dairesinde çalışır. Ancak olanca bundan ibaret değildir. Aklı, bilgisi, zekası sayesinde birkaç yerden aylığının bir katını daha kazanmaktadır. Bu akıl, zeka ve bilgi sözlerinden Osmanlı edebiyatından birkaç parlak parçayı belleyip bunları göstermek için fırsat gözleyen kimselerden sanılmasın. Maşuk, içişlerinden adliyeye yazılacak tezkerinin başlangıcıyla sonunu kalemlerdeki, bürolardaki usulüne göre nasıl yazılacağını ezber edip ortasını da o müsveddenin ilgili olduğu battallardan yani dosyalardan çıkarıp yazmak yolunu öğrenmekten ibaret dar sınırlı bir görevde çalışan katiplerden değildir. Zamanımızda akıl, seziş ve bilgi sahiplerinin bir ikinci türlüsü daha var ki onlar da Arapça bazı kurallar belleyip Farsça eskisi birkaç edebi eser ezberleyerek günün edebiyatında kendilerini söz sahibi sanan üst perdeden atıp tutanlardandır. Bunlar şairce yaratılışları ve ince zevkleri dışında başka bir ilerleme yolu kabul etmezler. Ne çare ki zaman yenileşiyor. Bugün ünü Osmanlı memleketlerini tutmuş bulunan bir büyük edibin bundan 20-25 yıl önce karalamış olduğu Aşıkım Niran Esiri Suzi Tabimdir benim, sahni mahşer lerzani ki ıstırabımdır benim. Yolundaki şiirlerini bu zamanın 18 yaşındaki bir yeni yetişen genci beğenmiyor. Çünkü nurlar yakıcı gücüne esir eden kimsenin gece etrafını görebilmek için 30 paralık bir Arap mumuna muhtaç olduğunu biliyor. İşte bu bilişi gösteriyor ki bu çocuk o edibin yaşına gelirse fikir bakımından ilerleyişi büsbütün başka olacaktır. Zamanın bilgiçlerinin bir başka çeşidi daha var. Bunlar da alfabeden başlayıp Fransızca Bu gece Concordio sahnesi üzerinde Matmazel Albert'in söyleyeceği şarkıyı Fardö de gazetesinde okuyup anlayacak bir dereceyi buldu mu hemen ceketinin yan cebine başlığı dışarıda bir yabancı gazetesi koyup dostum sözünü monami vakitler hayır olsun cümlesini bonjour olarak söylemeye koyulanlardır. Bizim maşuk şu sayıp döktüğümüz kimselerden değildir. Maşuk aşk ve ilginin de şatıroğlu gibi şıklara özgü olanını beğenenlerden değildir kendisiyle birleşmek isteyen kaç erkek olursa hepsiyle de düşüp kalkmaktan çekinmeyen, her tutkununa parasına göre yüz veren düşük kadınları sevmeyi kendince bir büyük alçalma sayar. Hatta böyle rezil karılara tutkunluk yüzünden türlü felaket çekenlere çok acır. Ama sanmayınız ki size maşukun halini beğendirmek istiyoruz. Hayır, amaç yalnız maşuku tanıtmaktır. Maşukun da bir sevdiği vardır. Ama bu sevdiği kadın ne tiyatro artisti ve ne de eğlence yerlerinin yosması değildir. Bir terzi dükkanında haftalıkla işler bir işçi kızdır. Maşuk gömlek falan ısmarlamak için bu kızın bulunduğu dükkana gidip gelmekteyken birbirlerini sevmişlerdir. Maşuk sevilmek için bir kadında ne kadar meziyet varsa hepsini bu kızda bulmuş ve bunun için sevmiştir. Bununla birlikte bu iki gencin sevişmelerinden maşuku bir adi kandırıcı, kızı da ayartmaya elverişli bir aşifte sanmamalıdır. Kızın adı Mademoiselle Adel'dir. Annesi Fransız, babası İtalyandır. İkisi de genç kızlarını bırakarak öteki dünyaya gitmişlerdir. Zavallı Adel, ailesinden böyle ölünceye kadar ayrıldıktan sonra yiyeceği ekmeğini, gençliği, güzelliği pahasına kazanmak yolunda aramamıştır. Elinin emeğiyle karnını doyurmak yolunu seçmiştir. Maşuk'u sevmesi tabiatın zoruyladır ki bununla afiştelik arasında büyük bir ayrım vardır. Çünkü ömründe ilk sevdiği delikanlı maşuku olmuştur. Bu iki genç seviştikten bir uzun süre sonraya kadar birbirlerine gönüllerini açamamışlardır. Birbirlerine aşklarını bildirmeden nasıl sevişmek olabiliyor derseniz ben de derim ki gerçek sevgiyi dil açığa vurmadan pek çok önce insanın gözleri, yüzü, hali, davranışları onu meydana koyar. Hatta belli etmemek için başvurulan bazı şeyler asıl büsbütün işin belirmesine neden olur. Bunların böyle yalnız halleriyle, bakışlarıyla olan aşk ve muhabbetleri zaman geçtikçe her iki taraftan da şiddetlenmeye başlar. Nihayet bir yıl başında maşuk Adele armağan olarak güzel bir dikiş çekmecesi sunar. Ve kız bunun kapağını açınca bir köşesinde yadigar muhabbet, sevgi anısı kelimelerini görür. Adel bu kelimeleri bütün vücudunda tatlı bir titreyiş duyarak okur ve bu kısa cümlenin kendisini anlattığı manaya bir türlü doyamayarak yadigar muhabbet sözünü durmadan tekrar eder. Yine doyamaz. İş böyle kızışınca aşık ve sevgilisinin her gün birbirlerini görmeleri karşı durulmaz bir ihtiyaç halini alır. Maşuk'un sebepsiz her gün terzi dükkanına gelişi Adel hakkında mağaza müdürünün ve öteki işçi kızların şüphelerini çekeceğinde kuşku yoktur. Kıza karşı böyle bir şüpheye yer vermemek için aşıkı onu akşam sabah geçeceği yol üzerinde bekleyip görmeyi uygun bulur. İş bir kere bu dereceye varınca biraz daha ilerisinden şu iki genci kim koyabilir? Adel'in A hamamı tarafında büyüyecek bir evde kiralamış olduğu bir odacığı vardı. Ama aşıkını açıkça oraya çağıramazdı. Çünkü bu ev öyle şeylere elverişli bir ev değildir. Aşıkı kendisini başka bir yere çağıramazdı. Çünkü Adel bu yolda çağrıları kabul edecek korkusuzlardan da değildir. Sonunda Adel'in oturduğu evde bir odada Maşuk Bey kiraladı. Bir kere birbirine bu kadar yaklaştıktan sonra ev halkına hiç sezdirmeksizin nihayet oda ve yatak arkadaşı bile olabilmişlerdi. Bu iki gencin üzerinde hiçbir evlilik hakkı ve ev sorumluluğu bulunmadığından birbirini serbest serbest sevmelerine hiçbir taraftan bir parçacık olsun bir karşı koyma düşünülemezdi. Fakat sevdalarını kendilerine kıvanç vesilesi saymak atılganlığı ikisinde de bulunmadığından öyle çalgılı kahve, tiyatro ve balo gibi Herkese mahsus yerlere açıkça birlikte gitmekten çekinirlerdi. Zaten bu gibi yerlere gitmek gerekli miydi? Biri ötekine eğlence olmaya yeten ve günleri, haftaları değil, yılları bile birlikte geçirseler, birbirinden bıkmayacakları belli bulunan bu iki canın öyle eğlence yerlerine hiç ihtiyaçları yoktu. Belki biraz hava almak istedikleri vakitlerde de bu ihtiyaçlarını en akıllıca biçimlerde yerine getirmenin gayet iyi yolunu belirlerdi. Örneğin bir kapalı arabaya binip ya Şişli'ye ya zincirli kuyuya ya da kağıthaneye giderek tabiatın en gizli bir köşesine çekilirler, kırlarda kol kola gezerler, görünüşünü beğendikleri yerlerde oturup dinlenirlerdi. Hele bu eğlenceleri bazen akşamdan sonraya rastlardı ki Adel'in sırma saçları üzerine vuran ay ışığının verdiği güzelliği seyretmeye maşuk bir türlü doyamazdı. Bu iki gencin sevgisi nihayet birbirinden ayrılamayacak bir şiddeti buldu. Böyle bir kara günün gelmesi ihtimalini düşününce üzüntüden titremelere tutulurlardı. İşte o zaman maşuk kendilerine göre bir daire kiraladı. Sevgilisiyle birlikte daha serbestçe yaşamaya başladılar. Bu daire yine A hamamı tarafındaki eski evleri sokağında daha bakımlı bir evin iki güzelce odasından ibarettir. İkisinin de iyi halleri bulundukları mahallece bilindiğinden başka bir semte gitseler kendilerini ora halkına tanıtıncaya kadar kuşkulu bakışlar altında kalacaklarından korktukları için mahalleyi değiştirmek istememişlerdir. Kiralanan daire evin üçüncü katında, birisi merdivenin bir yanında, öteki öbür yanında iki odadır ki tamam merdiven üzerine aykırılayan incecik bir koridor bu iki odayı birbirine bağlar. Koridora başka bir küçük kapı daha açılır ki o da ufacık hela kapısıdır. Maşuk Bey, ahbap denilen adamların yemek içmek, gülmek oynamak için insanı boş harcamalara, zahmetlere soktuktan sonra yarışa çıkma ve küçümsemeleriyle rahatsız etmekten başka bir şeye yaramadıklarını bilirdi. Bunun için çok zamanlara kadar sevgili Adeli ile geçirdiği mutlu yaşantıdan kimseye haber vermedi. Ama sonunda ahbaplarının meraklı bakışları zavallının bu gizlenme çabalarını boşa çıkardı. Bu gece kendilerini ağırlamak için özel olarak Konya kalmaya çıkmış olduğu dostları, o mutlu yuvaya ilk gelmiş olan kimselerdir ki, maşukun korktuğunun nasıl başına gelmiş olduğunu yakında göreceğiz. Hele bir kere kendileriyle bir tanışıklık kuralım. Bu konuklar üç kişiden ibaretti. İçlerinden en yaşlısı 38-40 sularında Razi Efendi adında kumral sakallı, zayıf ve soluk yüzlü biridir. Bir ömür boyu gittiği kalemden 800 kuruş kadar maaşı varsa da asıl geçinmesi bu maaştan değildir. Babadan kalan bir iki şeyin geliriyle orta halde yaşar. Vaktiyle eski metotla eğitilmiştir. Fikirce kendi yaşıtlarının hiçbiriyle ölçülebilecek bir halde değildir. Bilmediği bir şeyin karşısında olmaz. Yararlı bir hususa karşı konuya yabancı ise dil uzatmazdı. Türkçeden başka dil bilmediği için dilimize her ne çevrilmiş olsa onun en birinci alıcısı Razi Efendi olur. Okuduğu kitapları bir özel dikkatle okur ve bunun için o dili konuşan millet hakkında birçok yargıya varır ve fikir sahibi olur. İkinci misafir, sarışın, orta boylu, 30 yaşlarında kadar Selami Efendi adında biridir. Selami yaratılıştan büyük bir zekaya sahipse de bu zekasını iyi kullanmaya gücü yetmez. Çünkü dünyada fen, sanat üzerine her ne varsa bunların hepsine birer kere heves etmiş, hepsinden de ikişer günde usanmıştır. Bu çeşit zekadan ne sahibi ne de insanlık yararlanamaz. Kadınlar bile bunları şıp sevdi, şıp usandı diye saygıya değer bulmazlar bu fonun deha denilen şey tükenmez bir sabırdan ibarettir sözü en fazla hükmüne uyularak hareket edilmeye değer doğru sözlerdendir. Bu sözün hükmüne bakılırsa her şeye başarıyı sağlayan sabırdır. Usanç, tabiatlı olanlar ne kadar cint fikirli ve şeytan olsalar yine de inceleme ve çabalarının ürünü olarak ortaya bir şey koyamazlar. Üçüncü konuğun adı Raik Bey'dir. Raik'in adı kendisine pek uygundur. Çünkü fikir bakımından pek sade ve bayağı bir adamdır. Bilgi ve ışıklık yönündense o kadar güzel olmadığı halde kendini son derece güzel bir insan sanır. Kendi güzelliğinin en büyük tutkunu, hayranı yine kendisidir. Çünkü boş zamanlarını ayna karşısında geçirir. Hatta sokaktaki parlak dükkan camlarının hepsi Raik Beyefendinin aynalarıdır. Çünkü her rastladığı camda boyunu posunu gözden geçirmeden yapamaz. Evde ayna karşısında ayrılmadığı halde sokakta da herkesten fazla Kendine bakan yine kendisidir. Ahbap belaları Maşuk'la Şöhret bu üç konuğun bulunduğu salondan içeriye girince ev sahibi sokaktan alıp getirmiş olduğu yeni konuğunu eski konuklarına tanıtmak için dedi ki Beyefendiler size bir arkadaş daha bulup getirdim. Şatıroğlu Şöhret Beyefendi'yi takdim ederim. Maşuk bu Şatıroğlu Şöhret Beyefendi sözünü anlamlı bir biçimde söylemiş olduğundan konuklar dikkatli bakışlarını Şöhret'e diktiler. Bunların böyle kendine dikkatle bakışlarını kendi soylu sanının etkisine varıp üç misafire de ayrı ayrı eğilerek soyluluğuna uygun bir incelikle birer referans yaptı. Şöhret yüzünü çeşmede yıkamıştı. Fakat kömür tozu iyice çıkmamış olduğundan kaşları tabii hallerinden fazla kalınlaşmış, hele gözleri ise koyu kuyruklu sürmeler çekilmiş gibi değişik bir hal kazanmıştı. Arkasındaki açık renk kostüm kurşuni bir renk almıştı. Misafirler, maşukun özel bir biçimde tanıttığı kimsenin kılık ve davranışlarından bunun bir ciddi konuk olmaktan çok bu geceyi geçirmek için kendilerine iyi bir eğlence olacağını anlamışlardı. Şöhret, Drol'ün kordonunu elinden bırakmayarak salonun ortasında herkesin oturmakta olduğu masanın bir yanına ilişti. Konuklar arasında şöhreti ciddiye alan yalnız Raik bulundu. Şatıroğlu, bu gece uğradığı felaketlerin yıkıcı etkisiyle garip bir hale gelmişse de yakalık ve boyun bağının son modaya uyması bu tuhaflık içinde bile anlayan için gizli kalmamaktaydı. İşte bu dikkati en önce raik göstermiş olduğundan şöhreti öyle pek de alay edilir kimselerden bulmuyor ve öteki arkadaşlarının alaycı davranışlarını kabalıklarına, bayağılıklarına veriyordu. Misafirler arasında söze başlandı. Şöhret bu gece uğradığı felaketleri yani Pangaltı Caddesi'nden gelmektelerken köpekler tarafından nasıl sarılmış olduklarını ta kömür tozu olayına kadar acıklı ve gülünç serüvenlerini anlattı. Bu hikayesiyle konukların gözünde şöhretin iç yüzü belirmiş oldu. Razi Efendi, Şık'ın bu hallerine hem güldü hem de acıyarak bazı öğütlere kalkışıp dedi ki, hikayelerinizden anlaşılıyor ki siz eğlenmenin yolunu bilmiyorsunuz. Kendim eğleneyim derken herkesi kendinizde eğlendiriyorsunuz kolunuza takıp da metresimdir diye gezmeye çıkardığınız karı ne kadar adi bir yaratıkmış ki sizi türlü zorluklara uğratmaya sebep olduktan sonra en felaketli bir zamanınızda bırakıp da savruşu vermiş. Şöhret bu anlatışlarıyla çingene yiğitlik gösterirken hırsızlığını söyler gibilerden kendi kahramanlığımı anlatıyorum sanıp övünerek halini bildirmişti. Bunun için dinleyenler tarafından alkışlanmak gibi bir şerefe ermeyi beklerken bir eleştiriye uğramış bulunması pek fazla canını sıkmıştı. Hemen yüzü kırgınlıkla çatılarak dedi ki, ''Siz yaşamayı ne sanıyorsunuz? İstanbul'un bir köşesine tıkıl, memurluğa mı, sanata mı? Her nereye devam ediyorsan sabah git, akşam gel. Kazandığın parayı evinde her kim varsa onlarla ye. Her günün, her saatin birbirinin eşi olsun. Sonra da şu hale yaşamak adını ver. Fransızların bir sözü vardır. Eğer benzersiz olmak istersen, Herkesten başka türlü yaşa derler. Şöhretin sözü buradan tutturmuş olması öteki konukların dikkatlerini çekti. Özellikle Raik Bey şık arkadaşının böyle konuşmanın başında üstünlük göstermeye başlamış olmasından memnun oldu. Maşuk Bey'in sokaktan getirmiş olduğu konyak şişeleri ortaya konmuştu. Misafirler birer kadeh attılar. Şık şöhret konyağın kızgınlığıyla kimseye lakırdı söylemeye meydan bırakmadan dedi ki Efendi Hazretleri bana felsefe dersi vermeye kalkıştılar ama herkesin felsefesi kendi özü ve ahlakıyla uygun olması gerekeceğini dikkate almaları gerekir. Belki ben öyle miskince yaşamaktan hoşlanıyorum da avantürye bir biçimde vakit geçirmek istiyorum. Eğer yaşamak hususunda benzersiz olmanın bu türlüsünü beğeniyorsanız, inanın ki bu felsefenin uygulayıcısı olarak dünyada Don Kişot'tan başka kendinize bir eş daha bulamazsınız. Eğer bu biçim eşsiz olma merakınız ciddi ise sizi kutlarım Şöhret Beyefendi. Çünkü az çok bunu başarmışsınız. Kıyafetiniz kimsenin kıyafetine benzemiyor. Davranışların hususunda da size bir uyar daha bulunabileceğinden kuşkuluyum. Eğer bu gece Beyoğlu sokaklarındaki olaylarınız birkaç kere daha tekrarlanacak olursa, bu çevrede herkesin sizi birbirine parmakla göstereceğinden şüpheniz olmasın. Merak bu ya, bu da bir türlü ün kazanıştır. Kıyafet konusunda edinilen bu karşı koyuşa Raik'in de canı sıkılarak şöhrete bir yardımda bulunmak üzere dedi ki ''Efendim, herkeste bir zevk vardır ki başkasınınkine benzemez. Herkes kılığını kıyafetini kendi isteğine göre düzenlemek konusunda özgür değil midir? Görmüyor musunuz ki Frankler bu konuda ne kadar serbesttirler? Bugün bir Frank görürsünüz ki yüzü sakaldan, bıyıktan görünmez. Yarın yine o adama rastlayıp bakarsınız ki Suratı avuç içi gibi tertemiz olmuş. Ben biraz tırnaklarımı uzatacak oldum. Milletimizin içinde ayıplayan bakışlarına uğramadığım kimse kalmadı. Ah efendim, bizim halkta daha başkalarının düşüncelerine saygı göstermek, duygu ve eğitimi uyanamadı. Şu edepsiz çıkın milliyetini küçültme hususunda gösterdiği bu küstahlık, Razi'nin son derece canını sıktı. Öfkesinden bire yüzü kızardı. Bak ne söylüyor, işitiyor musun? anlamına gelir bir biçimde maşukun yüzüne baktıktan sonra dedi ki Batıyı tanımayanların gözünde Frank'leri berbat eden işte bu tip kimseler değil midir? Türkçe konuşmaları arasına birkaç yabancı kelime katmaktan başka bunların Batı'dan Doğu'dan ne haberleri vardır? Frank'ten fazla Frank olmaya yeltenenlerden Frank'ler kendileri bile hoşlanmıyorlar. Bunu iyi biliniz. Raziye karşılığı yine raik vererek dedi ki Ne yapalım efendim? Söze bir iki yabancı kelime katmak da mı suç oldu? Türkçemizin birçok şeyleri anlatma hususunda ne kadar yetersiz bir dil olduğunu bilemezsiniz ki. Bu konuda sizi kompetan tanıyayım da söz söyleyeyim. Söz buraya kadar uzanınca Selami Bey'in de milli çabaları coşmaya başladı. Bu sefer karşılığa o atılarak dedi ki Konuşmalarınıza o yabancı lakırtılarını sırf bilginizi göstermek için katıyorsanız iyi biliniz ki bu çeşit bilgi göstermenin ipliği çoktan pazara çıktı. Ben öyle kimseler tanırım ki Türkçe isteklerini anlatmada yarı sözleri Fransızca olduğu halde iki satır Fransızcayı Türkçeye çevirmekten acizdiler. Ben Avrupa dillerine karşı Türkçenin mükemmelliğini iddia etmiyorum ama siz hangi şeyi kaleme almaya kalktığınızda Türkçenin yetersizliği yüzünden vazgeçmek zorunda kaldınız. Avrupa davranışlarına yeltenmek yalnız öyle tırnak uzatmak Türkçeyi beğenmemekle olmaz. Görmüyor musunuz ki gayretli kimseler bir yandan tıp ve fen kitapları çevirerek ve birçok fenli deyimleri anlatmak için Türkçede gerçekten bulunmayan pek çok kelimeleri yaratırcasına bulup çıkararak veya olduğu gibi kullanmak suretiyle milli dillerinin tamamlanmasına uğraşıyorlar. Ala frangadır diye Avrupa'da ne kadar ayıplanacak şeyler varsa onları taklit edeceğinize biraz da iyilikler tarafını yapmaya gayret etseniz ya tırnağını kunduracı Andonaki uzatıyor. Eğer bu da bir üstünlükse o nitelikten şeref duymaya, böbürlenmeye o herif de sizin kadar hak kazanıyor demektir. Siz Alafranga'nın öyle yönlerine özeniniz ki ondan meydana gelecek şerefte böyle Andonakilerin payı olmasın. Kötülüklerin taklidi de yapılması da kolaydır. Asıl zorluk iyilikleri taklit edebilmektedir. Selami Bey sözünü buraya getirmiş olduğu bir zamanda Razi efendi telaşla droli göstererek ufak bir haykırmayla ay hayvan kapının yanına beceriyor. Gerçekten hepsi Razi'nin bu sözleri üzerine başlarını çevirip baktılar ki hayvan beceriyor değilmiş bile. Şöhret köpeğin şu terbiyesizliğinden biraz olsun sıkılarak ev sahibinden özür dilemek gerekirken arsızca bir gülüşle dedi ki: "Külhani kendinin 50 liralık bir hayvan olduğunu bilir de bakınız işte öyle baş salonlara işer. Hiç öyle bahçe, ev altı gibi yerlere iltifat bile etmez. Razi Efendi alaylı bir kahkaha salıverdikten sonra hayvan şu hareketiyle alafrangalığa onun da bilgi derecesinin sizden fazla olmadığını gösterdi. Maşuk hemen o gece için hizmete çağırmış olduğu bir komşu fakir kadına seslenerek kirlenen yeri temizletti. Bu aralık salon kapısı açıldı. Adel sıkılgan bir eda ile misafirlerin yanına geldi. Adel bu akşam açık samani renginde elbise giymiş, sanatı dolayısıyla vücuduna, tipine o kadar yaraştırmış ki gerçekten görüp de hayran olmamak mümkün değil. Terzilik sanatındaki ustalığına işte şu giydiği elbise büyük bir kanıt sayılabilir. Adel'in yüzünün rengi biraz solgun fakat bu solgunlukta o kadar büyük bir güzellik vardı ki insan o sevimli yüzü kaplayan cildi yarı saydan bir maddeden yaratılmış sanır. Kaşlar sarı ve gayet ince, gözler sarı ela, ağız burun çene ufacık, lüle lüle sarı saçlarsa bu güzel yüzü altından bir çerçeve içine alarak gerçek yaratıcının pek nefis bir tablosu şekline koymuş. Adel, misafirlerin hepsini gayet nazikçe selamladıktan sonra kendine uygun bir yer bularak oturdu. Şöhret bunu görünce kendi büsbütün şaşırmıştı. Zihninden kendi metresi Madame Patiş'le Adel arasında bir karşılaştırma yapmaya uğraşıyorsa da bu iki kadın arasında birbirine benzer hiçbir şey bulamıyordu. Şöhret, yaratılışta bir adam bir güzel kadına rastlayınca ne kuruntulara tutulursa bizim şık içinden hep bunları geçirdi. Maşuk'a dönerek dedi ki, Maşuk beyefendi, tebrik ederim. Doğrusu metresiniz güzellikte eşsizmiş. Adel, şöhretin bu saygısızca tebrikinden sıkıldı. O solgun yüzü kıpkırmızı kesildi. Raik de Adel'i ilk defa olarak görüyordu. Bu da fena halde alıklaşarak içinden kendi kendine diyordu ki şu güzel kadın mutlaka bizim kara maşuku beğenmez. Kendine benim gibi güzel bir aman ister. Zaten salona girdiği sırada gözleri burada kaç konuk varsa birer kere onların üzerinde dolaştıktan sonra nihayet bende karar kıldı. Şeytan karı beni ne kadar ustalıkla sözdü. Sanki o böyle hususlarda Kurnazsa ben ondan aşağı mı kalırım? Güzelliğimin birdenbire hayretli bakışlarına ne kadar çarpmış olduğunu sanki ben anlamadım mı? Ben bu kızla sevişmeye başlamış olsam iki günde maşukun pabuçları dama atılır. Adele kendini güzellikle beğendirmiş olduğu kuruntusuna düşen Raik, kadına karşı bir de incelik salmak ve böylece dikkat ve ilgisini çekmek için sesine mümkün olduğu kadar bir gevreklik vermeye çalışarak dedi ki, Artık salonun lambalarını söndürmeli. Çünkü hepsinin ışığını söndürecek bir aydınlık doğdu. Konyak şişelerini ortadan kaldırmalı. Çünkü madamın güzelliğinin verdiği sarhoşluk hepimizi kendimizden geçirmeye yeter. Küstahlıkta, şöhrete hakkıyla üstün çıkan Raik'in bu sözleri Adeli büsbütün utandırdı. Hatta salona geldiğine geleceğine pişman oldu. Bunu maşup da anlayarak sözü başka tarafa çevirmek için şıklara ''Siz deminden Türkçenin yetersizliğinden falan söz ediyordunuz. Türkçeyi beğenmeyen adamların elbette başka dillerde tam bilgi sahibi olmaları gerekir. Başka dillerin edebiyatı, fenli hakkında olan fikir ve incelemelerinizden lütfen bizi de yararlandırırsanız minnettarınız oluruz. Bakalım yeni yazarlar, şairler, fen adamları içinden kimleri beğeniyorsunuz? Maşuk'un şu teklifi üzerine iki şık birbirinin yüzüne bakıştıktan sonra Şöhret dedi ki Şimdi batı edipleri içinde en çok beğendiğim kimse Monsieur Canberdir. Bu ünlü edebin vücudu yalnız Fransa'ya değil, bütün 19. yüzyıl uygarlığına büyük bir şeref vermiştir. Şimdiye kadar bu kapasitede bir filozof Avrupa'da değil, dünyanın hiçbir kıtasında görülmemiştir. Bu ünlü kişinin eserlerini okumalı da işte o zaman edip kime derlermiş, edebiyat nasıl olurmuş anlamalı. Maşukla Selami birbirlerinin yüzüne bir büyük şaşkınlıkla bakıştılar. Bu şaşkınlıkları da Avrupa'da türeyen bu kadar ünlü bir edipten kendilerinin hiç bilgileri bulunmamasından dolayıydı. Bunun için Selami dedi ki: "Acayip, Monsieur Camber adında bir edip ha şöhret gururlu bir davranış takınarak dedi ki: "Monsieur Camber'i henüz tanımadığınız için teessüf ederim. Bu adam bütün olağanüstü meziyetlere sahiptir. Bu yıl Kadınların Başparmağı adlı bir eseri yayımlandı. Bu eserin Batı edebiyatı aleminde yapmış olduğu borayı işitmediniz mi?" şık şöhret, Mösyö Kamber'i anlatırken öyle abartmalar, parmak ısırtacak tuhaflıklar uyduruyordu ki devam ettikçe Selami ile Maşuk'un şaşkınlıkları arttıkça artıyordu. Bu şaşkınlıklarında hakları da yok mudur ya? Çünkü şimdiye kadar Mösyö Kamber adında bir yabancı edibi değil, hatta bu adda bir Avrupalı bile işitilmemişti. Ünlü edibin eseri olmak üzere bildirilen Kadınların Başparmağı adlı garip kitabın neden söz etmiş olacağı hususunda herhangi bir sonuca varılabilir miydi? Maşuk, şöhretin sözlerinin doğruluğuna inanmadığını belli eder açıkça bir alayla, Monsieur Camber canapları, kadınların başparmağı adlı eserinde neden söz etmiş bakalım? Baştan başa felsefeden söz etmiştir. Camber'in felsefeleri ne yolda fikirlerdir? Bazı parlak manzum parçalarını defterime yazdım. Bu edebiyata olan tutkunluğumdan dolayı daima yanımda gezdiriyorum. İsterseniz okuyalım memnun oluruz. Şöhret hemen cebinden küçük bir defter çıkarıp aşağıdaki Fransızca yazılmış saçmaları okumaya başladı. Çok saygıdeğer, çok önemli filozoflardan Mösyö Camber'in Kadınların Başparmağı adlı olağanüstü şiirlerinden seçilmiş bazı beyitler. Bir karanlık odada kimse kimseyi göremez. Eğer oraya bir kadın gizlense alevinden tanılır. Bu alev cehennem alevidir. Bu hikmet Camber'in hikmetidir. İnsanın sevdiği kadına tapması gibi eşek de kancığını pek sever. Denizin altında, yeryüzünde kamberin hikmetidir. Razi Efendi bu saçmaların gülmeye bile bir değerini görmedi. Bunlar saçmanın da saçmasıydı. Çatıroğlu ise bunu gerçekten bir şiir, hem de çok yüksek ve derin anlamlı bir şiir diye okumuştu. Bakınız bu inanç Çatıroğlu'na nereden gelmişti? Bilinir ya şöhret gibi düşünen ve o ayarda olan şıklar hangi toplantıya, hangi yere giderlerse oranın maskarası olurlar. Bu soydan olarak Şatıroğlu, Beyoğlu'nda birhanesine gitmeyi sıklaştırarak Franklerle kaynaşmaya ilerletmişti. Şık cenapları ne vakit bir birhaneden içeriye girse, 8-10 yandan çağrılar başlar, çapkın Frankler eğlenmek için şöhreti pay edemezler. Zavallı şıkı, heriflerin göstermekte oldukları bu alay edercesine ilgiyi kendince bir meziyet sayar. Bunu kendi hoş sohbetliğinden ileri gelme bir erdem bilir. Yine bir akşam şıkımız bir alay Franklere karşı habersizce maskaralık görevini yapmaktayken söz bir aralık edebiyata geçer. Şöhret Franklere kendinin doğu edebiyat aleminde kazanmış olduğu itibarlı yeri kendisinin seçkin bir edip olduğunu büyük bir kıvançla söyler. Herifler doğu edebiyatını bilmedikleri için alaylarını bu yönden yürütemeyip İşi Batı edebiyatına dökmek ve böylece Şöhret'in Batı edebiyatındaki bilgisini yoklamak isterler. Bir iki sözde Şöhret'in Avrupa edebiyatında pek zavallıca bilgisizliği ortaya çıkar. Şöhret bakar ki Frank'leri kandırmak mümkün olamayacak. Sonunda bu husustaki bilgisizliğini açığa vurmak zorunda kalır ve der ki: "Batı edebiyatına merakım pek fazlaysa da Doğu edebiyatı eserleriyle çok fazla uğraşmam. Şimdiye kadar Frank edebiyatını istenen şekilde öğrenmeme engel olmuştu. Bugünkü günde ise Doğu bilim ve edebiyatında olgunlaşmış, doruğa yükselmiş, janrında tek bir edibim. Bundan sonra Batı eserleriyle uğraşmaya bol bol meydanım var. Bundan böyle olanca dikkatimi ve emeğimi bu yola harcayacağım. Şimdi siz bana Batı'da eserleri geçerli olan, ellerde gezen ünlü ediplerden kimler vardır? Haber veriniz de onları okuyayım. Şöhretin bu isteği üzerine Çapkın Frank'in biri hemen yaratıcı eserleriyle batıyı hayret ve hayranlık içinde bırakan Paris'te Monsieur Camber adında bir dahi türemiş olduğunu haber verir. Herifin bu uydurmasını öteki arkadaşlar da onaylarlar. Monsieur Camber'in bugünlerde yayınlamış olduğu Kadınların Başparmağı adlı değeri ölçülmez eserinin ne kadar milyon sayıda basıldığı halde yine de mevcudu tükenmiş olduğunu söylerler. Şöhret bunları hep ciddi olmak üzere dinler. Nihayet Frank der ki, Şöhret beyefendi, esefle şunu da bildireyim ki, Le Post de Femme adındaki ünlü eserin basılı kopyası kalmamıştır. Bunun yeni bir baskısı daha yapılıncaya kadar size ezberlemiş olduğum bazı parçalarını yazıp vereyim de hakkıyla edebi cevherler demeye layık olan bu eşsiz şiirlerle siz de belleğinizi süsleyiniz. Bunun üzerine herif şöhrete biraz yukarıda görmüş olduğunuz saçmayı yazıp verir. Şık bunun ciddiliğinden asla kuşkulanmayarak o saçmaları cebine kor. O günden beri gezip yürüdüğü yerlerde ona bunu övünerek Batı edebiyatındaki bilgisini şu yolda aleme yaymak ve ispat etmekten geri durmaz. Ey okuyucu, Şık'ın bu bilgisizliğini, bu aptallığını romancının muhayilesinde canlanmış bir abartma olarak kabul etmeyiniz. Ben bu satırları yalnız hayalimden yazmıyorum. Modelim görüp işittiğim gerçeklerdir. Bu gerçeklere rastlayışımda ben de kuşkulandım. Fakat mihenge vurdum. Doğru buldum. Hayal ne kadar hayal olsa yine az çok gerçekten doğar. Gerçeği hayalden, hayali gerçekten ayırt edebilmek yeteneğini kazanmak pek çok derin düşünceye ve deneylere bağlıdır. Bunun için gereğe benzer hayaller, hayale benzer çok gerçekler bulunduğunu hiçbir vakit dikkatten uzak tutmamalıdır. Kalemimizi sırf hayalimize tabi tutmadığımızı söylemiştik. Beyoğlu Caddesi'nden fesini burnuna eğmiş, bonjorunun yakasına bir demet menekşe iliştirmiş ve elindeki bastonu bir saat pandülü kadar düzenle sallayarak potinlerinin gıcırtısını bu ölçüye uydurarak yürüyüp giden acayip yaratığın özel hallerini inceleme yolunda biraz siz de yorulmuş olsaydınız keşfedeceğiniz tuhaflıkların bizim burada haber verdiğimizden kaç kat fazla olduğunu görürdünüz. Şıklar her telden çalmak, her fenden dem vurmak isterler. Her yönden biraz daha bilgi taslamak iddiası bazen bunları böyle işitilmedik acayip hareketlere yöneltir. Ediplik, şairlik gibi meziyetler sonradan edinilmiş olmaktan çok tanrı vergisidir. Ama çalışıp kazanarak da o vergiye geliştirmek gerekir. Şıklarınsa bu yolda bir tanrı vergisinden yoksun yaratıldıkları tuhaf giyinişlerinden bellidir. Şairce duyguyu bir yana bırakalım. Bir parçacık estetik zevki olan bir kimse kendini öyle moda karikatürü biçimine koymakta bir zevk ve şeref aramaz. Şairlik, ediplik, hiç ihtiyaçları yokken gözlerine gözlük takıp gerçekten görmek istedikleri şeylere, gözlük camının ya altından veya üstünden bakmak gibi canını büyük bir sıkıntıya koşmak demek olmadığı gibi, 8-10 türlü vezin ve kafiye belleyerek ahulu, karaçalı yaveler karalmak da değildir. Şöhret Bey, edebi zarafetini anlattıktan sonra, fen alanındaki bilgisini de göstermeye kalkarak dedi ki, ''Efendim, Avrupalılar yaman heriflerdir. Her gün yeniden yeniye birçok fenli gerçekler bularak insanlığı yararlı hizmetleriyle ihya ediyorlar. Şimdi Avrupa fen adamlarını uğraştıran sorun önemli sülük sorunudur. Bükünün ünlü hikayecisi Monsieur Edmond Jallox'un 20 yıl sonra Las Sangos yani sülükler adlı bir hikaye yazmış bulunması garip rastlantılardandır. Maşuk çok tuhaf. Sülük sorunu mu? Hiç işitmedim. Asıl tuhaf olan şey sizin bunu işitmemiş olmanızdır. Avrupa'dan her hafta gelen gazeteler sülük konusuyla doludur. Bunları okumuyor musunuz? Bizim Türk gazeteleri çevirmiyorlar mı? Bazılarını okuyorum ama hiç sülük konusu diye bir şey görmedim. Fenli gazeteler hep bundan söz ediyorlar. Sülüğün nesinden söz ediyorlar? Bazı bilgisizler sülüğün hiç sözü edilecek bir noktasını göremezler ama fen adamlarının gözünde iş tam tersidir. Avrupa fen adamları sülükle kansızlık yani anemi denilen hastalığın ortadan kaldırılması yolunu bulmuşlardır. Ben bu konuyu ilkin Oburların Midesi adlı tıp gazetesinde okudum. Bu konuyu en önce Doktor Merinoz meydana koydu. Selami ne tuhaf şey. Anemi kansızlık demektir. Sülükse kan emer bir hayvandır. Bu hayvanın kanı çoğaltmakta hususunda kullanılışı ne suretli olabiliyor? Şöhret, Avrupa bu. Şimdi her hastalığın çaresini böyle karşıtıyla buluyor. Razi Efendi, bana da merak oldu. Söyleyiniz bakalım, sülüğü kansızlık hastalığına karşı nasıl kullanıyorlar? Şöhret, heriflerdeki şeytanca fikre, şiddetli zekaya bakınız efendim. Doktor Merinoz, dünya üzerinde yılda ne kadar sülük harcandığını araştırmaya kalkar. Herif bunun için hiç üşenmez. Dünyada ne kadar sülükçü varsa hepsine telgraflar çeker yılda ne kadar sülük satmakta olduklarının bildirilmesini rica eder. Bunun için Paris'te istatistikler tutulur. Yılda 5 milyar bilmem ne kadar sülük harcandığı anlaşılır. Maşuk, sülüklerin sayısını araştırmaktan Merinoz cenaplarının amacı nedir? Şöhret, şimdi söyleyeceğim efendim. Avrupa'da insanlığa hizmet adına dernekler kurulur. Yardım defterleri açılır. Biriken parayla dünyada ne kadar kan emen sülük varsa Paris'e getirilir. Selami, Aman Şöhret çıldırdın mı? O kadar sülüğü ne yapacaklar? Şöhret Şimdi ne yapacaklarını görürsünüz. Razi efendi. Şöhret Bey bunları ciddi olarak mı söylüyorsunuz? Şöhret Ciddi hem de pek ciddi olarak söylüyorum. Kulaklarınız böyle fenle ilgili konulara alışmamış da size bunlar şaka gibi geliyor galiba. Hey gidi kafaları hey işte hep böyle Avrupa ilerleyişine küçümseyen bakışlarla baka baka Gerilerde kaldık ya. Yine bereket versin bizim gibi şıklara. Avrupa'nın bu yoldaki olağanüstü ilerlemelerinden ara sıra size haber vermemiş olsak ölü gibi bir tembellik, bir uyuşukluk halinde yaşayacaksınız. Şık şöhret sözlerinin bu noktasında kaşlarını çattı. Yüzünü buruşturdu. Biraz da Razi'nin şu haline acır gibi göründükten sonra tekrar dedi ki: "Paris'te Sülükevi adıyla bir yer açılır. Bütün sülükler oraya toplanır." Bu hizmette kullanılmak üzere icat edilen bir basınç aleti aracılığıyla sürüklerin kanı alınıp kimyasal bir işlemden sonra her yanı kapalı gayet büyük bir haznenin içine konur. Şimdi bu kan haznesinden kansızlık hastalığıyla şifa arayanlara parasız kan şırıngı edilecekmiş. Şöhretin bu tuhaf bilgileri nereden almış olduğunu düşünmeye gerek yok. Bu da Kamber'in şiirleri gibi birane frenklerinin şeytanlıkları ürünü olduğu meydandadır. Şöhret gibi Gayet az Fransızca bilen şıkların güçleri Avrupa fen ve edebiyat kitaplarından bir şeyler anlamaya elverişli değildir. Bunlar böyle birane arkadaşları bulunan Frankler'den aldıkları bilgiyi kendi inceleme eserleriymiş gibi bir çalımla ona buna satarlar. Bazen de bu gece şöhrette olduğu gibi foyalar iyice meydana çıkar. Budalalıkları, tuhaflıkları belgelenir. Bu gece maşukun evinde içilen konyakların sayıları arttıkça şıkların kafalar döndü. Zihinler bulandı. Bir takım yaş ve kuru yaveler gevelemeye başladılar. Kamber ve sülük konularından sonra konuşulan konular gittikçe tatsızlaştı. Ve rayıkla şöhretin Adel hakkındaki konuşma ve davranışları bayılaştıkça bayılaştı. Bunun üzerine Maşuk bu tatsızlığa bir son vermek için misafirlere yatmak zamanı gelmiş bulunduğunu söyledi. Maşuk'un dairesi gece bu kadar kişinin yatmasına elverişli olmadığından kendi dairesine biticik bulunan başka bir boş dairede bu geceki misafirlere mahsus dört yataklı bir oda açtırdı. Bunlar hep birlikte kar yolalarına çekilerek yattılar. Razi Efendi ile Selami Bey yattıklarından bir çeyrek sonra birer derin uykuya daldılar. Fakat şöhretle raik için uyuyabilmek mümkün olmadı. Hatta bir saat, bir buçuk saat kadar zaman geçtiği halde ikisinin gözüne yine uyku girmemişti. Yalnız tuhafı şuydu ki ikisi de sessizce döşeğine girip yatmış fakat ötekinin uyanık bulunduğunu anlayamamıştı. İkisi de birbirini uykuda sanıyorlardı. Raik'in uyumamasına sebep Adel'di. Gözlerini yumar yummaz Adel altın saçlarını omuzlarından aşağı saçmış, o perişanlıkla güzelliğinin pırıltısı kat kat artmış bir çekicilikle gözlerinin önüne geliyordu. Gözleri bu güzel hayalin yalancı görünüşüyle uğraşırken kalbinden bin türlü kuruntular geçiriyor ve arada bir bu kuruntularını gerçekleşmiş sanarak o hayale sarılmak için şiddetli bir özlemle kollarını yorgandan çıkarıp karanlığa doğru uzatıyor fakat ne yazık ki aradığını bulamıyordu. Raikin kendi güzelliğine tam bir inancı bulunduğundan kendi kendine diyordu ki bu gece benim hayalimin de tıpkı böyle kızın özlemli bakışlar önünde dolaşarak zavallıyı rahat uykudan yoksun bıraktığına kuşkum yok. Salona girer girmez o bakışı Gönlünün bana olan çekiciliğinin derecesini anlattı. Hemen kalpten kalbe bir sevda akımı başladı. Şimdi Adel de benim kollarımın arasında bulunmaya can atar. Ama ne çare ki. Kara maşukun kolları arasından kendini kurtarıp da gelmek mümkün değildir. Kuruntu bu ya. Raik bir ufak pıtırtı duymuş olsa ah acaba Adel mi geliyor diye can kulayla dinlemekten bir türlü kendini alamıyordu. Şöhretin uyuyamamasına sebepse Madame Potiche'in o geceki ortadan kayboluşuyla cereme olarak cebindeki paraların hepsini vermiş olmasıdır. Bu aralık gayet hafifçe oda kapısına tık tık vurulur gibi bir ses işitildi. Şöhretin kuruntusu böyle tıkırtıyla, çıtırtıyla ilgili olmadığından buna dikkat bile etmedi. Ama Raik bunu duyar duymaz kanı hemen beynine hücum ederek baygınlığa benzer bir hale uğradı. Bütün vücudunun damarları şiddetle harekete başladı. Böyle tık tık kapıya vuranın Adel olduğuna Raik'in hiç kuşkusu kalmadı. Biraz vakit geçti. Kapıya yine hem de bu sefer öncekinden daha hızlıca vuruldu. Şöhretin karyolası altında yatmakta bulunan Drol için için hırlamaya başladı. Köpeğin bu hırlaması üzerine Şöhret de etrafı bir kere dinledi. O sırada vurulma üçüncü defa işitildi. Bunu Şöhret de duydu. Ama Şöhret'in öyle yüreği çarpmaya, damarlar atmaya başlamıştı. Gayet yavaş olarak dedi ki, Kimdir o? Kim olacak? Ben geldim. Nihayet gönlün oldu mu? Olmamış olsa gelir miydim? Kapıyı aç. Ötekiler duymasın. Bunun üzerine şöhret yatağından büyük bir çekingenlikle kalkıp gürültüsüzce kapıyı açtı. Bütün bu çekingence konuşmaları işitmiş bulunan Raik'in döşeği içinde sıkıntısından nasıl kanterlere batmış olduğunu artık siz düşünün. Dışarıdaki kimse içeriye girince Raik şöhretin bir takım şapırtılarla geleni karşıladığını duydu. Ama iş bununla da kalmadı. İlk karşılama belirtilerinin arkasını hissettirecek garip haller de işitilmeye başladı ki bunların ne anlamda haller olduğunu Raik zihninden düşündükçe aklı çileden çıkıyordu. Sevgili Adeli gelmiş, yanlışlıkla karanlıkta bir başkasının kucağına düşmüş olduğuna tereddütsüz hükmeyliyordu. Ama kalkıp da bu hali engelleyecek kendinde güç kalmamıştı. Döşeği içinde vücudu buz gibi donmuş, sanki her bir organı taş kesilmişti. Hiçbir tarafını kımıldatamıyor, kendine ağırlık basmış sanıyordu. Üstündeki organ birkaç bin okkalık bir yükmüş gibi kendini eziyordu. Kalbinin vuruşları arttıkça artıyor, alt ve üst düşleri takır takır birbirine vuruyordu. Nihayet olanca güç ve çabasını, bütün atılganlığını ve detini toplayarak hırslı bir bağırmayla kendini kaldırıp döşekten aşağıya attı. Bu düşüşün hemen arkasından bir ikinci yiğitlik daha göstererek odanın ortasında sanki vücutlarından birkaç batarya elektrik akımı geçiyormuş gibi zangır zangır titreyen iki vücudun üzerine saldırdı. Hemen bu üç kişi arasında bir boğuşma başladı. Bir yandan drol cenapları iç tırmalayan bir havlamayla gürültüyle katıldı ki köpek sesleri insan bağırtmaları birbirine karışarak hemen otelin içine bir büyük gürültü sardı. Razi Efendi ile Selami Bey bu ansızın çıkan patırtıdan neye uğradıklarını bilemeyerek uykudan öyle bir uyanış uyandılar ki ikisinin de akılları başlarından gitti. Yangın mı var? Hırsız mı? Ne olduğunu fark edemediklerinden dolayı çıldırmış gibi birer hale geldiler. Çok sürmedi. Otelin öteki dairelerinde bulunan ahali hep buraya hücum gösterdi. Herkesin ellerinde lambalar, şamdanlar odaya doldular. Ancak biz bunların şaşkın bakışlarına çarpan şeyi hakkıyla anlatamayacağız. O anda odanın ortasında gözlere açılan manzarayı hakkıyla anlatabilmek için bu gibi rezillikleri anlatmada usta bir sanatçı olan Emil Zola'nın eline vermeli. Odanın içi dışarıdan getirilen ışıklarla aydınlanınca en önce gözlere çarpan şey orta yerde ak saçlı bir koca karı olmuştu. Bu koca karıyı şöhret bir yandan, raik öte yandan öyle çekiştiriyorlardı ki kadının adeta üstü başı parçalanmış, bu üç kişide de dünyayı görmeyecek derecede gözler dönmüş, koca karıyı şöhret kendine, raik de kendine çekiyor, o zavallı da ne ona ne de buna gitmek istemeyerek yakasını bu iki kudurmuşun elinden kurtarmaya uğraşıyor ve bunun üzerine üçü de sövüp sayarak haykırışıyor ve bu üç kişinin çekişmesine katılan Drol ise sanki onları birbirinden ayırmak istiyormuş gibi çevrelerinde dönerek ağzına rastlayanı dişliyor, onun her diş yarasına uğrayan can acısıyla haykırdıkça haykırıyordu. İşte okuyucular, tık tık kapıyı vuran Adel olmayıp bir koca karı olduğunu anladılar. Ama o koca karı kimdir ve niçin geldiğini henüz elbette bilemezler. Bunun için şimdi onları rezaletlerine bırakarak gerçek hali açıklayalım. Şöhret odasına gelip yatmazdan önce helaya gitmek üzere dışarıda gezindiği sırada bir kadına rastlamış Dışarısı pek zayıf bir ışıkla aydınlatıldığından bunun gençliğini, ihtiyarlığını pek de fark edemeyerek kadına biraz arsızlanmak istemişse de kadın yüz vermemiş, nazlanmış. Şöhret kadının bu nazına karşı yalvarmada pek ileri varmayarak odasına çekilmiş. Şöhretin böyle önce istek gösterip de sonra ilgisiz bir davranışla çekili vermesi karıyı pek fazla etkilemiş. Şöhret gibi bir gencin isteğine karşı tok gözlülük derecesindeki aptallığından dolayı pişman olmuş. İşte bu pişmanlığı sonucunda şöhretin kapısına kadar gidip sevdiğine kavuşmaya karar vermiş ve bu kararını yerine getirmeye gelmiş. Zavallı maşuk bu gürültüyü bastırmak ve herkesi yerli yerine döndürmek için elinden geleni yapmaktan geri durmadı. Ahaliyi dairelerine savmayı başardı ama o zamana kadar da ortalık açılmaya başladı. Ancak bundan sonra da bizim sarhoş şıklar rahat yüzü göremediler. Sebebi ise deminki gürültüden dolayı sinirleri tutmuş olan Drol'ün heyecanını yatıştırmaya çare bulunamayarak bir uzun uluma tutturmuş olmasıdır. Bir hayli zaman geçti. Drolin uluması bitmedi. Köpeğin sesinden yalnız odada bulunanlar değil, bütün ev halkı rahatsız oluyordu. Köpeğini aşağıya, avluya mı olur, bahçeye mi olur, her nereye olursa başka bir yere indirmesi şöhrete hatırlatıldı. Ama mümkün değil, kabul etmedi. Sonunda Şatıroğlu'nun kolundan tutup köpeğiyle birlikte ev kapısından sokağa atmak zorunda kaldılar. Herkes de ondan sonra rahat bir uykuya varabildi. Ertesi günü gerek konuklar ve gerek ev halkı ancak geç vakit uyanabildiler. Konuklar dışarıya çıkmak üzere giyinmeye başladıkları sırada üzerlerindeki şeylerden bazılarının kaybolmuş bulunduğunu gördüler. Razi Efendi'nin bir gümüş tabakasıyla pantolonunun cebinden dokuz mecidiyesi, Selami Bey'in baş yastığının altına koymuş olduğu ve içinde 13 lira bulunan para çantası, Raikin 10 liradan aşağı olmayan altından saat kordonuyla bir gümüşlü bastonu kaybolmuştu. Maşuk misafirlerinin yanına gelince durum ona da haber verildi. Her tarafı aradılar. Kaybolan şeylerden eser yok. Gece gürültü sırasında içeriye birçok kimseler girmiş olduğundan bu eşyanın o aralık çarpılmış olduğunda kuşku yoktu. Evi yöneten kadına haber verdiler. Gece içeriye girenlerin kimler olduğunu araştırdılarsa da bundan da bir sonuç alınamadı. Tepebaşı Bahçesi. Maşuk'un evinde meydana gelen olaydan bir gün sonra bir pazartesi akşamıydı. Tepebaşı Bahçesi'nde çalan çok mükemmel bir orkestra takımı bahçede bulunanları eğlendiriyordu. Mızıkanın diğerine bir de bu akşamki havanın güzelliği katılmış olduğundan bahçede kalabalık her zamankinden pek fazlaydı. Bahçede eğlenmek için gelen halkın üzerlerine oturup dinlenmelerine mahsus bulunan demir çubuklardan yapılmış ızgara biçimindeki iskemleler tamamıyla dolmuştu. Evlerinde yaylı koltuklara alışkın olan kibar mösyöler, edalım adamlar buradaki madenden iskemlelere oturdukları sırada gerek demire değmekten meydana gelecek soğukluk ve katılıktan vücutlarını esirgemek ve gerek çok açık bulunan aralıklardan gelen rüzgarın akımına karşı en nazik yerlerini korumak için pardesülerini, elbiselerini kat kat edip üzerine oturmaktaydılar. Hele hastalığından canları yangın bulunanlarsa... Bahçede kalacakları sürece gezinmeyi bu iskemlelere oturmaya ye tutuyorlardı. Bahçenin uygun yerlerine dikilip yarı saydam beyaz karpuzlarla örtülmüş sekizer, beşer musluklu ağaç biçimindeki hava gazı borularının besbelli tutumlu kullanmak için olmalı yalnız ikişer muslukları yakılmıştı. Yalnız çalgı çalınan yerin çevresine toplanmış bulunan halk böyle ikişer muslukla aydınlatılmış. Bahçenin öteki yerlerindeki boruların hiçbirinde ışıktan eser yoktu. Çevre koyu bir karanlık içinde bırakılmıştı ki bu da gece karanlığından yaralanarak vakit vakit bahçenin köşe ve bucağına doğru çekilip epey gecikmekte bulunan erkeklerle kadınların özgürlük hareketlerini bozmamak insanca düşüncesine dayansa gerekir. Bu kalabalık içine ve özellikle çalgıya yakın ve bahçenin kapısına karşı bulunan bir yöre şöyle bir bakacak olursak Maşuk Bey ile birkaç gece önce evinde görmüş olduğumuz konuklarını orada oturmuş görürüz. Bunlar da geçen akşamki neşe yoktu. Hepsi düşünmekteyse de hele Raik hepsinden üzgün görünüyordu. Kordonsuz yeleğini kimselere göstermemek için ceketini sımsıkı kapamış, eline de kurşunlu adi bir baston almıştı. Fakat adeta bir örgü saç kılığına yakın bulunan içi kov, altın kordonunun göğsünden ve tepesinde köpek başı bulunan o eski gümüşlü bastonunun elinden eksilmesi şıklığına iyiden iyiye eksiklik vermiş olduğunu düşünerek üzüntüsü kat kat artıyordu. Bu üç konuk birkaç gece önce kaybolan şeylerin arkasını aramak için bu akşam orada kalmayı gerekli bulmuşlardı. Razi Efendi, garsonun yeni getirmiş olduğu köpüklü birayı yarısına kadar içtikten sonra dedi ki, ''Beyler, içinizden en az zarar gören ben olduğum için sizi avutma görevi bana düşer. Haydi.'' şu kaybolan şeylerin üstüne birer bira da siz içiniz bakalım. Raik, Razi Efendi'ye doğru öfkeyle bakarak dedi ki, ''Affedersiniz, ben kaybolan altın saatle kordonumun üstüne ne bira içerim ne konyak. Bunun arkasını bırakmayıp arayacağım. Kim çaldıysa elbette meydana çıkaracağım.'' Razi Efendi, ''Ara evladım, seni aramalardan alıkoyacak yok ama o kadar insanın içinden kimi hırsız tutacaksın, kimden dava edeceksin?'' Maşuk, bizim evde oturan kiracıların hepsi namuslu kişilerdir. Bunların içinde öyle 5-10 liraya tamah edip hırsızlık yapacak kimse yoktur. Selami Bey, ''İşte o namuslu dediğin kimselerin içinde benim yastığımın altındaki para çantasını bilip bulacak kadar usta bir de hırsız varmış. Buna ne dersin? Maşuk, emin olunuz ki ben geldim geleli o evde kimsenin 10 parası kaybolduğunu işitmedim. Selami Bey, sen ev halkını bu kadar temize çıkarıyorsun, iyi. Ama hırsız kim? Bunu kendi içimizde mi arayalım? Maşuk, onu da bilemem. Razi Efendi, o evdeki kiracıların hepsi hanımdan, efendiden ibaret değil ya, onların elbette hizmetçileri falan da vardır. O kadar insanın doğruluğuna nasıl kefil olabilirsin? Maşuk, evdeki hizmetçilerin de her halleri denenmiştir. Raik, şaşıyorum canım, ben bastonumu yatarken karyolayla duvarın arasına koymuştum. Bunu orada dışarıdan gelen bir adam nasıl bulabilir? Hepinizin de şüphesi şöhretti ama bunu bir türlü söyleyemiyorsunuz. Hırsızın şöhret olduğuna ben şüphe değil, adeta hükmediyorum. Razi efendi, nasıl oluyor da her fikrini değerlendirdiğiniz şık arkadaşınızın hırsız olduğuna hepimizden önce hükmediyorsunuz? Raik Bey'in buna bir karşılık vermesine vakit kalmadan herkesin bakışı arabadan inerek bahçeye giren üç yaratığa ve özellikle bunların arkalarından gelen al başlıklı köpeğe dikildi. Sayın okuyucular, bu al başlıklı köpeği işitince gelenlerin kimler olduğunu hemen anlamışlardır. Razi Efendi bunları görünce dedi ki, ''Bakınız, bakınız, şöhret geliyor. O koltuğundaki şişman, çirkin karı galiba. Akşam anlattığı metresi olmalı. Yanlarında bir de silindir şapkalı Frank var. O kim olacak?'' Hele bakınız, köpeğin üzerine bu akşam mavi atlastan bir de palan gibi bir şey geçirmişler. Maşuk. Şöhreti görüyor musunuz? Tepeden tırnağa kadar kıyafet değişmiş. Ne kadar şık giyinmiş. Razi Efendi. Şöhretteki bu düzeni görünce ben de Raik Bey'in sözünü onaylamak zorunda kaldım. Evet, şöhretin bu geceki durumu, önceki geceki hırsızlığını açıkça anlatıyor. Raik. Şimdi gidip bir polis bularak şu edepsizi tutuklatayım mı? Selami. Hayır, Şimdi gidip zabıtaya başvurursanız işi zorlaştırmış olursunuz. Çünkü onun hırsızlığı inkar edeceği meydandadır. Bu gece kendimizi onlara hiç göstermeyip bahçeden çıkıp giderlerken arkalarından gizlice izlemek en akıllıca bir harekettir. Böylece nerelere girip çıkacaklarını ve nihayet nerede kalacaklarını öğreniriz. Her hareketlerini gözleriz. Hırsızlığı inkara hal bırakmayacak bir iki ipucu yakaladıktan sonra zabıtaya başvururuz. Böyle yapılırsa başarı muhakkaktır. Hem de pek çok yorulmayız. Selami'nin bu fikri hepsi tarafından onaylandı. Bu gece bahçeden çıktıktan sonra şöhreti izlemeye karar verdiler. Şöhret bu gece gerçekten pek şık, pek süslüydü. Ama bu şıklığını aşırı bir dereceye vardırarak egzantrik denilen tuhaflığı da geçmişti. Metresi Madame Potiche'de, süste, düzende, kavalyesinden aşağı değildi. Bu gece Drol'ün bile üzerine bir mavi palan eklenerek süsü arttırılmıştı. Yanlarındaki uzun şapkalı Frank de pek büyük bir özenle giyinmişti. Bu üç kişi bahçeden içeriye girince mümkün olduğu kadar kibarca ve büyüklük taslayan birer edayla yürümeye başladılar. Ama Drol bir iki adımda bir geriye doğru irkilip kordona asılarak sözüm ona bu soyluca yürüyüşe aksaklık veriyordu. Biraz daha ilerleyince yani tam kalabalığın ortasına gelince Drol'ün inadı bir dereceye geldi ki hani ya bazı çocuk oyuncağı yapma, atlar, kuzular vardır da boyunlarından çekilince ayakları hiç hareket etmediği halde yürürler. Drol de işte tıpkı öyle boynunu ileri uzatmış, yere dimdik gerilmiş, dört ayağı üzerinde kızak kayarak gidiyordu. Şöhret kordona asıldıkça tıpkı cansız yapma bir köpek gibi sürüklenerek ilerliyordu. Köpeğin şu inadına karşı şıkla metresi hiç yürüyüşlerdeki edayı bozmak istemiyorlardı ama herkesin bakışı bunlara dikilmişti. Bu halle kalabalığın ortasından geçip bir tarafa çekilerek oturdular. Aradan bir saat kadar süre geçti. Bahçenin kuzey yönünden doğru olanca şiddet ve kuvvetiyle yetişin mahvolduk diye acı acı bir kadın çığlığı işitildi. Bunun arkasından pov diye gayet şiddetli bir tabanca boşalası duyuldu. Bahçedeki halk hemen birbirine girdi. Herkeste bir büyük hareket görüldü. Kimi bahçeden dışarı kaçmaya, kimi de bu gürültünün koptuğu yere doğru koşmaya başladılar. Kısası ortalığı olağanüstü bir telaş ve heyecan aldı. Ya halkta böyle bir heyecan nasıl meydana gelmesin? Kadının yetişin, mahvolduk diye attığı çığlığın üstünden iki saniyelik bir zaman geçmeksizin pov diye sıkılan tabancanın dehşet saçan sesi bahçeyi yerinden sarsmıştı. İnsan mı öldürdüler? Ne oldu? O bağıran kadın kimdir? O tabanca niçin sıkıldı? İşte bunları anlayabilmemiz için ta Baba Patrick's'in lokantasına bir bakış atmamız gerekiyor. Baba Patrick's'in lokantasında meydana gelen kavga sırasında buruşuk kıyafetli iri bir herifin Madame Potişi zorla kolundan çekip sürüye sürüye dışarıya götürmüş olduğunu görmüştük. Bu herif şıkın metresini kalabalık içinden geçirdi kırmızı başlı canavarı gözleme merakı kimse de etrafı görmeye meydan bırakmadığından bu herifin potişi nasıl götürdüğüne dikkat bile eden olmamıştı. Bir tenha sokağa gelince potiş bir kere silkinip zorbanın elinden yakasını kurtarmaya çalışarak dedi ki ''Neyse maksadın burada söyle. Çünkü ileri gidecek değilim. Hayır, benim sana söyleyeceğim söz burada söylenmez. Götüreceğim yere gelmelisin.'' Potiş oradan ileriye gitmemek kararıyla durdu. Herif de karıyı sürmek hususundaki şiddetini arttırdı. İş bir çatışma haline alınca Potiş epeyce yüksek bir sesle dedi ki ''Kendini nerede sanıyorsun? Şimdi can kurtaran yok mu?'' diye bağırınca ''Bütün halkı buraya toplarım. Bağırabilirsin. Ama düşün ki bu bağırmanın sonu benden çok senin için korkul olacaktır. Sesini işitenler buraya koşacaklar, polisler, zaptiyeler yetişecekler değil mi? Sonra bunlara ne diyeceksin? Şu tanımadığım herif üzerime hücum etti beni soyuyor diyeceğim. Herif bir büyük öfke ve şiddetle kadının kolundan sarstıktan sonra hey ahmak karı kendinin daima zabıta elinden gizlenmeye mecbur bir av olduğunu bilmiyor musun? Kendi kendini zabıtaya teslim etmek istiyorsan bağır. Kötü ve fesat kişilerin bazılarında kendilerini düzeltme eğilimi görülse bile kötülükle dolu geçmişleri doğru yola dönmelerini engeller. Bu bela selinin akımına bir kere kendini kaptıranlar akıntının tersine hareket edemezler. Fesat kimseler geçmişteki ortak işlerini kapatmak için içinde bulundukları zamanda da ortak geçinmek zorunluluğunu duyarlar. Madame Potiche herife karşı olan zaafını anlayarak çaresiz ona uymak zorunda kaldı. Bunun üzerine işi tatlıya bağlamaya karar vererek rica yolunda dedi ki ''Hristo benden ne istiyorsun? İnan ki boşuna telaş ediyorsun.'' Bana eziyet vermeden götüreceğim yere gel de Orada senden ne istediğimi söylerim. Hristo, Madame Potiş'in kolunu bırakmayarak yan yana bir hayli gittiler. Birçok sokaklara girip çıktılar. Sonunda bir kapalı dükkanın önünde durdular. Hristo, eliyle dükkanın kapısına tak tak birkaç kere vurdu. Bir süre sonra bir küçük çırak gelerek kapıyı açtı. Burası bir bakkal dükkanıydı. Hristo, Potiş'i dükkanın üstünde pis bir odaya çıkardı. Kendisi kirli bir yatak üzerine oturup Madama bir eski tahta iskemle gösterdi. Sonra pek yılışık bir sesle ''Fanyol, o kadar yüreksiz olma. İnsan yalnız kendi karnını doymakla kalmamalı. Biraz da aç kalan eski arkadaşlarını düşünmelidir. Allah versin şimdi faytonsuz bir adım atmıyorsunuz. En mükemmel lokantalarda garsonlar istediğiniz nefis yemekleri getirmek için bir işaretinize bakıyorlar. Maksadını anlayamıyorum.'' Bilirsin ki ben öyle üstü kapalı sözle, işaretle konuşmayı bilmem. Bu sözlerimin anlaşılmayacak bir yerini göremiyorum. Sen anlamamakta direnirsen benim de anlatmakta ne kadar dayatacağımı görürsün. Haydi seni anlamamış sayalım da istediğimi biraz açayım. Bir kez yakalamışsın, yoluyorsun. Hem de öyle bir yoluş ki bazen etinden, derisinden koptuğu da asla umrunda olmuyor. Bu yağlı parçadan bize pay göstermemek istiyorsun.'' Bu çattığım delikanlı senin anladığın gibi öyle zengin miras yedilerden değildir. Parası az ama aklı daha az olduğu için yediği yemeğe beni de ortak ediyor. İşte ondan görmekte olduğum çıkar bundan ibaret. Meydanda fazla bir kar yok ki sana da pay çıkarayım. Hristo anlamlı bir gülümsemeden sonra ''Bilirsin ki seni yola getirmek için pek etkili çarelerim vardır. Bunlara başvurmaya hacet bırakmasan senin için çok iyi olur. Dost tuttuğun heriften Karnını doyurmaktan başka bir çıkarın yok da ya bu arkandaki ipekli fistanı baban mı yaptı? Madame Potiş, Hristo'nun etkili çarelere başvurmama hacet bırakma dediği çarelerin gerçekten ne kadar etkili olduğunu bilirdi. Ve bundan dolayı olmalıdır ki herife karşı direnmede yarardan çok kendine zarar geleceğini anlayarak bir ipekli fistan yapmak pek büyük bir servete cömertliğe bağlı değildir. İnan ki senin yoksullukta kaldığını istemem ama ne yapayım Bende de fazla yok ki sana ikram edeyim. Bir yolunu bulup beni bu şıkla tanıştırmalı. Birlikte soymalı. Birlikte doymalıyız. Peki baş üstüne tanıştırayım ama nasıl? Ne yolda? Senin neyimdir diye takdim edeyim. Senin canın isterse bana bin türlü yol, bin türlü çare usul bulursun. Madam Potiş düşünmeye başladı. Şöhretten kazandığı paranın yarısına bu herifi ortak etmektense bunu şıkla tanıştırarak zavallıyı kendinden başka bir de Ayrıca buna soydurmak kendi çıkarına daha uygun düşeceğini anladı. Bunun üzerine dedi ki, ''Bizim şık dans öğrenmeyi istiyordu. Seni dans hocasıdır diye tanıtayım. Hem aylık belirli bir para alırsın. Hem de her zaman bizimle birlikte gezerek güzelce karnın doyar. Ama ben hocalık edecek kadar dans bilmem. Hele düşündüğün şeye bak. Şık danstan ne anlar? Onu sağa sola biraz sıçratı verirsin ve selam.'' Hrista gülerek dedi ki, ''Vallahi yaman karısın. Sen de karşıdan bizim oyunumuzu seyredip eğleneceksin değil mi? Hristo'nun dans hocası olarak şöhrete takdimine kesinlikle karar verildi. Potiş cebinden 8 meci diye çıkarıp herife vererek bu parayla yarın hazır elbisecilerden bir takım yalın kat esvap alıp görünüşte güzelce giyindikten ve birkaç mukavva üzerine dans öğretmeni Mösyö Tirel diye yazdırdıktan sonra Alafranga saat 4'te Pangaltı'daki eve gelmesini söyle. İşte bunların hayli uzayan bu kararlar sırasında koca karı şöhreti kömür tozlarına bulamıştı. Ertesi gün oldu. Şöhret, Maşuk'un evinden sabaha karşı atıldığından sonra son bir umutla Potiş'in evine gitmiş, bu sefer karıyı orada bulabilmişti. Potiş, baba Patrick's'in lokantasında meydana gelen kavga sırasında şöhreti kaybetmiş olduğunu ve dışarıya çıktığını sanarak o gece bütün Beyoğlu sokaklarını dolaştığını üzüntüyle anlattı ve söz arasında da Paris'ten yeni gelmiş Monsieur Trel adında çok usta bir dans hocası bulmuş olduğunu ve o günü saat 4'te evlerine geleceğini şıkı haber verdi. Şuraya kadar yapılan açıklamadan bu gece bahçede şöhretle potişin yanlarında görmüş olduğumuz uzun şapkalı frengin Monsieur Trel olduğu anlaşılmıştır sanırım. Madame Potiş dün gece yüzünden pek çok gürültüler, patırtılar çıkmış bulunan drolü bu akşam yanlarına almasını hiç istemediği halde şöhretin bu konudaki şiddetli isteğine karşı gelmek mümkün olmadığını görünce, üstüne mavi atlastan bir palan geçirmek suretiyle köpeğin bir dereceye kadar gözlerden cinsini örtmeye çalışmıştı. Bunlar bahçeye geldikten sonra çalgıya yakın bir ağaç altına oturdular. Birçok mastika konyak ısmarladılar. Üçü de iyice sarhoş oldular. İçkinin herkes üzerinde mizaca göre başka türlü etki gösterdiği bilinir. Tuhaf değil mi? Şöhretin bu gece sarhoşluğu arttıkça kendine neşe yerine bir büyük hüzün gelmeye başladı. Kalbinden pek korkunç kuruntular geçiyordu. Bazı şeyler olur ki insan onu elde etmek ister. Ve bu başarısı uğrunda da bir hayli fedakarlıklarda bulunur. Ama isteği olduktan sonra o husustaki elde etmeden önce görülen parlaklık ve istek insanın gözünde kaybolur. Adam kendi kendine der ki, meğer ben ne deliymişim, kaç zamandır olması için çıldırıp durduğum şey bu muymuş? İnsan yalnız böyle kendi deliliğine hükmetmekle kalmış olsa yine iyi. Ya o isteğine erişme uğrunda sonunu asla düşünmeksizin göze aldırmış olduğu fedakarlıklar ve delici hareketler, sonraları kendisi için pek fazla pişmanlık getirecek konular varsa adam o şeyi yaptığına yapacağına bin pişman olur. İşte bu hal bizim Şatıroğlu'nda da yavaş yavaş baş göstermeye başlamıştı. Şöhret gittikçe zihninde kuruntuyu büyüttü. Şıkın metresinin yanına gelebilmesi için nasıl para bulduğunu biliyoruz. Annesinin nasıl eli sırıklı bir kadın olduğunu da haber vermiştik. Acaba bu kadın küpelerinin çalındığını haber alır almaz ne kadar telaş etmiştir. Hiç kuşku yok ki mahalleyi ayaklandırmıştır. Ya küpeleriyle aynı günde Şöhret Bey'in de kaybolması hırsızın kendi oğlu olduğu hakkında kadına bir kuşku getirir. Kadın zaten oğlunun ne mal olduğunu biliyor, bu kuşkunun hemen bir karar halini alacağı tabidir küpeleri tekrar ele geçirmek için mümkün olduğu kadar tez bir zamanda oğlunu bulmak gerek. Bunun için zabıtaya mı her ne tedbire başvurmak gerekiyorsa hemen hiç durmayıp hareket etmeli. Şık'ı yakalamalıdır değil mi? İşte Şık bunun için hangi dakikada polislerin, zaptiyelerin gelip de kendini tutuklayacaklarını düşünüyor, hesaplıyordu. Şık'ın bu korkusu yalnız annesinden de değildi. Dün gece bir parası kalmamışken bu gece gayet mükemmel bir biçimde kılığı kıyafeti düzüp metresi koltuğunda dans öğretmeni yanında olduğu halde eğlence yerlerini nasıl dolaşabilir? Maşuk'un evinde meydana gelen hırsızlık da belli. Şık'ın bu geceki fantaziyası atıp tutması dün geceki hırsız kendisi olduğu hakkında ne kadar kuşkuyu kötü sanıyı çeken bir haldir. Kim bilir belki bu ikinci hırsızlıktan dolayı da yakayı ele vermek korkusu kendini pek tedirgin ediyor, kara düşüncelere düşüyordu. Bununla birlikte Şöhret dıştan gücü yettiğince şen durmaya çalışmaktan geri durmuyordu. Mızıka, Faust operasından güzel bir parça çalmaktayken dans öğretmeni Monsieur Trel cenapları şevke gelerek bu havanın yeni bir vals olduğunu haber verdi. Bu valsten yararlanmak yani kalkıp oynamak gerektiğini söyledi. Hep birlikte kalktılar. Oynamak için bahçenin tenha bir yerini aramaya başladılar. Monsieur Trel'in karnı doymuş, sırtı urba görmüş, şimdi de canı eğlence istiyor ve Gördüğü ikramın teşekkürünü yerine getirmek için dans öğretmenliği görevini yapmaya kalkışıyordu. Gezindiler, bakındılar. Dans çalışması için nihayet bahçenin kuzeyinde bulunan çukur havuzun yanındaki düz yeri seçtiler. Dans öğretmeni Mosetrel dedi ki: "Paris'te şimdi çekirge dansı adıyla bir yeni oyun icat olundu. Şimdi bütün kibar salonlarda bu oyun meşgul ediliyor. En önce size bunu öğreteyim. Madam Potich sanki bundan pek memnun olmuş gibi." İki ellerini birbirine çırptıktan sonra ''Teşekkür ederiz Mösyö Trel, Daha bu oyunu İstanbul'da bilen yok. En önce biz öğreneceğiz değil mi?'' ''Tirel, henüz bilen yoktur madam.'' ''Potiş, gördün mü şöhret? Böyle bir dans öğretmenine sahip oluşumuz ne büyük bir mutluluktur.'' ''Tirel, bu oyunu becermek biraz zordur ama sizin her türlü güç hünerleri yapmaya kabiliyetiniz bence kuşkusuzdur. Pekçe durunuz. Çokça sıçrayınız yeter.'' şöhreti sarmış olan hüzün, çekirge dansının sevinciyle dağıldı. Karşıdan parlak düğmeli bir subay geçtiğini görse kendini tutuklamak için zaptiyeler, polisler geliyorlar sanıp titremekten kendini alıkoyamıyordu. Bununla birlikte gücü yettiği kadar bir eğreti neşe göstermeye çalışarak çekirge dansını öğrenmekle bu gece herhalde mutlu olacağını anladı. Sarhoş oyun öğretmeni öğrencilerinin bu önemli dans hakkında bir kat daha dikkatlerini çekmek üzere dedi ki Bulucusu bu oyunu geometrik kurallara uygulayarak icat eylemiştir. Oyun sırasında el, ayak ve bütün vücutla havada çizilmesi düşünülen sınır ve yaylar birbirleriyle bir belirli ölçüde bulunacaklardır. Bundan önceki dans bulucularının hiçbiri bu koşullara uymamışlardı. İşte dansın zorluğu bundan ileri geliyor. Bu sözünden sonra Monsieur Tirel, çekirge dansını oynamak için öğrencilerine gereken durumu vermek üzere dedi ki, ''Şimdi ikiniz de yüz yüze gelip kollarınızı omuz hizası yönünde yukarıya kaldırınız. Biriniz elinin parmaklarını ötekinin parmaklarının arasına geçirsin. Öğrenciler şu anlatılan durumu anladılar. Sonra öğretmen sözlerine devamla Birinizin sağ, birinizin sol bacağı yere dik duracak. Öteki bacaklar havaya kalkacak ve bu bacak aralarında meydana gelecek açı tam bir dik açı olacak. Haydi bakalım. Önce dansın şurasını öğrenelim de sonra öteki taraflarını meşk ederiz. Haydi bakalım. Ayaklar yukarı. Öğrenciler, öğretmenin anlatış ve komutası gereğince ayaklarını kaldırmaya başladılar. Mösyö Tirel, daha kalkacak, daha kalkacak. Öğrenciler daha kaldırmaya çabaladılar. Mösyö Tirel, daha daha. Eğer ortalık aydınlık olaydı da şöhretle Potiş'in yüzlerinin sıkıntıdan nasıl morarmış olduğunu göreydiniz, zavallılara gülmekten çok acırdınız. Bununla birlikte zavallılar daha fazla kaldırmak hususunda son derece çaba göstermektelerken bir cayırtı işitildi. Sakın bunu başka bir şey sanmayınız. Şöhretin pantolonu ağ tarafından ayrılıyordu. Mösyö Tirel, biraz daha çaba, biraz daha. Şöhret boğuk bir sesle, artık kalkmıyor. Mösyö Tirel, çaba çaba. Şöhret, mümkün değil. İnsafsız Tirel, nasıl mümkün değil efendim? Daha yarım dik açı olmadı. Öfkesiyle öğrencilerinin havadaki ayaklarını yakaladığı gibi bacaklarını birbirinden ayırırcasına bir şiddetle yukarıya doğru çekiverince zavallılar tek ayak üzerinde dengeyi kaybederek can acısından meydana gelen birer haykırışla yere devrildiler. Hristo'nun dans hocalığını kötüye kullanmakta bu kadar ileri varmış olmasından dolayı Madame Potiche'in pek çok canı sıkıldı ama şöhretin yanında herife bir söz söylemek mümkün mü? bunun dans hususundaki her buyruğunu yapmaya kendini zorunlu görüyordu. Öğrencilerin yüzleri bahçeye döşenmiş küçücük keskin taşlara rastladığından acemi bir hacamatçı elinden yeni kurtulmuş gibi bir hale geldi. Bu hareketinden utanması gereken Mösyö Tirel canapları tersine küstahça bir davranıp dedi ki ''Ya ben sizin iki yaşında çocuk gibi ayakta duramayacağınızı ne bileyim?'' Şöhret öğretmenin bu sözünden utanarak iki yaşında bir çocuk olmadığını gösterir bir hızla yerden fırladı. Mendiliyle yüzünün kanlarını silerek dedi ki, ''Pardon Mesetrel, boş bulunduk.'' Dans öğretmeni açıklamalarında devam ederek, ''Peki şimdilik ayaklarınızı o kadar kaldırmayınız, zararı yok. Belki ileride buna yetenek kazanırsınız. Şimdi başka açıklamalara gelelim. Ben Taral Lala dediğim zaman birer ayaklarınızı yukarıya kaldıracaksınız. Tral Lala komutasını işittiğiniz anda o kaldırdığınız ayakları indirip ötekilerini yükselteceksiniz.'' Hop dediğim zaman Şöhret Bey'in sağına rastlayan yöne olanca gücünüzle sıçrayacaksınız. Anladınız mı? Öğrenciler, anladık. Mösyö Tirel, hadi bakalım başlıyorum. Tarallala, trallala, hop. Tarallala, trallala, hop. Sevgililer, üçüncü sıçrayışlarında kendilerini havuzun içinde bulmuşlardı. Gerçi havuzun derinliği içinde adam boğulmak tehlikesini akıllara getirecek derecede değilse de, dibi gayet yosunlu bulunduğundan bizim dans öğrencileri çup diye içine düşer düşmez hacı yatmaz gibi ayakta duramadılar. Ayaklar kaydı, ikisi birden boylu boyunca hemen suya uzanı verdiler. Birdenbire havuzun gerçek derinliği neden ibaret bulunduğunu yoklamaya vakti olmadan Madam Potiş kendilerini derinliği sonsuz bir deryada boğulmaktalar sanarak olanca sesiyle yaygaraya başlamış. Yetişin, mahvolduk narasını işte o zaman atmıştı. Deminden işitilen kadın sesinin nereden geldiği şimdi anlaşıldı. Bu sesin hemen arkasından da bir de tabanca patlamıştı. Onun ne olduğunu da anlayalım. Hani Drol nereye gitti? Hiç efendisi, hanımı böyle naralar, gürültüleriyle halkı başlarına toplarlar da beri yanda Drol boş mu durur sanırsınız? Bu Işıklar romanında adeta önemli bir kişi yerine tutan, yani tuhaf haller ve davranışlarda onlardan aşağı kalmayan koca Drol, Sarhoş efendilerinin kendisine karşı gösterdikleri ilgisizliği, kordonunun boş bırakılmış olduğunu hissedince hiç durmayıp oradan savuşmuştu. Ama aç köpek savuşur da nereye gider? Hangi taraftan yemek kokusu alırsa oraya can atacağı belli. Doğru gider, mutfağa bulur. Dün gece aşçı Todori'den yemiş olduğu sopaların acısını unutmuş olmalı ki açlığın kendine verdiği korkusuzlukla mutfağa girince öyle çekinmeye, zahmetlere asla katlanmak gereğini duymadan yıldırım gibi bir hızla hemen atılır. Izgara üzerinde cızırdayan nefis bir kemik külbastıyı bir hamlede yakalayınca aşçının tutunuz, vurunuz demesi arasında gözlerden kaybolur. Aşçı hiç böyle bir kazaya uğramamış olduğu için şaşırıp kalmıştı. Aşçının bu şaşkınlığını bir büyük öfke izledi. O kara köpek eline geçecek olursa bir sopada kafasını ezmeye kararlar veriyor antlar içiyordu. Bir de bu aralık beceriksiz Drol o tek kemik külbastıyı gövdeye atıştırdıktan sonra yine mutfağın kapısından baş göstermez mi? Aşçı bu sefer yine köpeğin içeriye girişini görmüyormuş gibi ilgisiz görünür ama yavaşça sağ eline dehşetli bir odun alır. Drol biraz daha içeriye ilerleyince herif yaradanına sığınıp odunu hayvana öyle bir indiriş indirir ki Zavallı köpek son derece acıklı bir haykırışla dışarıya uğrar. Şimendiferleri geride bırakacak bir hızla kalabalığın ortasına dalar. Yıldırım gibi koşmaya başlar. Yine dövecekler sanıp birkaç kişiye saldırır. Yediği sopanın acısından büyüyen korkunç gözleriyle etrafına dehşet salar. Bir iki kadına atılır. Fistanlarını paralar. Kısacası yolunun üzerinde bulunan her yeri karışıklığa uğratır. Ve ortalıkta bir büyük gürültü de bundan dolayı kopar. Çocuklar ağlaşmaya, kadınlar haykırışmaya başlarlar. Yine drol durmaz. Hem saldırır hem alabildiğine gider. Nihayet herkesce köpeğin kudurmuş olduğuna hükmedilir. Frengin biri tabancasını çeker, zavallı drolü dan diye bulunduğu yere serer. İşte tabanca patlamasına sebep de bu olur. Tuhaf bir rastlantı eseri olarak Madame Potich'in havuzdaki çığlıklarıyla drolü öldüren tabancanın gümlemesi arasında ancak bir saniyelik ara bulunur. Potiş'in çığlıklarından sonra hemen tabancanın patlayışı ortalığa bir büyük karışıklık gürültü verir. Her ağızdan kan oldu, şimdi şurada adam öldürdüler gibi sözler dolaşmaya başlar. Polisler falan durumu araştırmak için bahçeye dağılır. Silahın patladığı sesin geldiği yeri aramaya başlarlar. Biraz sonra öldürülerinin insan olmayıp bir kuduz köpek olduğu anlaşılır. Bahçenin garsonlarından biri, ben bu köpeğin sahiplerini gördüm, şuraya Havuzun kenarına gittiler. Bağırma da oradan geldi. Sandığıma göre çığlığı koparanlar onlardır diye haber verir. Bütün halk havuzun yanına dans öğrencilerinin bulunduğu yere akın eder. Ne olduğu iyice görülerek olay anlaşılmak için garsonlar oradaki hava gazlarını yakarlar. Oralar iyice aydınlanır. Üzerlerine böyle bir alay halkın büyük bir telaşla gelmekte olduğunu görünce şöhretle Potiş kendilerini şaşırırlar. Bunların hallerine bir görmeliydi. Şöhrette de potişte de renk uçmuş, yüz göz bereler içinde kalmış, üst baş sıklam olmuş, şöhretin ne renkte olduğu belli olmayan dar elbiseleri yakı gibi vücuduna yapışmış, madam potişin ıslak saçları çözülmüş, kara kamçı gibi bir takım bölüklere ayrılarak orasına burasına dağılmış, hele bunların hepsinin üzerinde salkım salkım yeşil yosunlar sallanması yok mu? Bir rezalet ki deme gitsin. Şöhret Halkın bu hücumunu ve polislerin gelişini görünce deminden beri düşüncesiyle dehşetlere düştüğü hırsızlık işinden dolayı kendini tutuklamaya geliyorlar sanıp ıslaklıktan çok korkudan titremeye başladı. Bizim Razi Efendi ile arkadaşları beyler de kalabalıkla birlikte oraya gelirler. Şöhretin o yaman halini görürler. Yanlarına yaklaşmayıp uzaktan sonucu beklerler. Polisin biri şöhrete seslenerek ''Siz tuhaf insanlara benziyorsunuz. Soracağımız sorulara doğru ve kısa karşılıklar veriniz de şu karışıklığın nedenini anlayalım. Şöhret ağlamaya yakın bir korkuyla elbette doğru söyleyeceğiz efendim. Zaten siz hepsini öğrenmişsinizdir. Her şeyi biliyorsunuzdur. Yalandan, inkardan ne yararım olur? Polis, o ortalığı birbirine katan köpek sizin midir? Önce onu haber veriniz. Şöhret Bey, köpek kelimesini deminden beri zihninde büyütmekte olduğu küpe anlayarak dedi ki, ''Hayır efendim, önceden annemindi. Fakat sonra kulunuz her nasılsa şeytana uyup bir cahillik ederek bin kuruşa kuyumcu Bedros ağaya sattım.'' Polis bir büyük şaşkınlıkla, ''Acayip, bunun o kadar değeri kıymeti var mıydı?'' Şöhret, ''Evet efendim, bazı kusurları olduğu halde bile o kadar etti. Eğer bu kusurları da bulunmamış olaydı, tellalda iki bine kadar çıkacaktı.'' Gittikçe şaşkınlığı artan polis, o kusurları neymiş bakalım? Şöhret, efendim birinci kusuru annem altındaki sallantılarını koparmış. Polis, ha demek hadım etmiş. Şöhret, ikinci kusuru da şu ki annem ayıklamak için daima dibini iğne ile karıştırmış. Herkes de bir büyük şaşkınlık. Polis, hani ya sen doğru söyleyeceğine söz vermiştin. Şöhret, işte doğrusu bu efendim. Vallahi gerçek bundan ibaret kuyumcu Bedros ile elbette görüşmüşsünüzdür. Bütün bunları benden önce o size anlatmadı mı? Bazı kimseler vardır ki bulundukları toplulukta bir süre susup bir parlak söz etmek için uygun zaman gözlerler. İşte bunun gibi deminden beri orada bulunup da soruşturmaya karışmamış olan bir başka polis dedi ki: "Efendim, bazı gerçek vardır ki söylendiği zaman kimse onu doğrudur diye dinlemez. İşte bunun gibi soruşturmasını yaptığınız kişinin sözlerinde ben bir gerçek eseri görmekteyim. Çünkü bu beyin dediği gibi köpeğin dibi iğne ile kurcalanmamış olsaydı zavallı hayvan bahçeyi alt üst edercesine bir şiddetle koşar mıydı? Önceki polis deli veya akıllı oldukları henüz iyice belli olmayan böyle kimselerin sözlerine inanıp da bir de sizin fazla mana çıkarmaya kalkışmanız tuhaf değil midir? Şöhret kendi savunucusu olan polisten önce söze atılarak ''Niçin deli olalım efendim? Niçin sözlerimize inanılmasın?'' Evet, yine söylerim ki dibi iğneyle karıştırılmış. Büyük faseta bozulmuştur. Bunu kuyumcular pertavsızlıkla yoklayıp da söylediler. Biz şöyle bir bakışla bakıp da söyleyemiyoruz. Büyük faseta kurcalanmıştır, bozulmuştur diye hiç ben kendi malıma iftira eder miyim? Bunu o sanatın ustaları gözden geçirdi, inceledi, söyledi. Annemin eli durmaz, keşke kurcalamasaydı da malımız da bu kadar fiyattan düşmeseydi. Yok, eğer Bedrosa benden sallantıları dava ediyorsa bunun için de o kadar acele etmesin. Ben bunları eğer annemin çekmecesinde saklı bulursam getiririm dedim. Mutlaka getiririm demedim. Önceki polis, ikinci polise, işte buyurun efendim. Bütün bu sözler deli saçması değil de ya nedir? Hiç köpeğin sallantıları çekmecede saklanır mı? Şöhret saklı durduklarına iddia etmiyorum efendim. Kaybolmuş, bulunmalar ihtimale yakındır. Ben o zaman kuyumcuyu kandırmak için nasılsa öyle bir söz söyleyivermiştim. Birinci polis, bu adam adeta saçmadan başka bir şey söylemiyor. İkinci polis, bunun sözlerinin saçma olup olmadığı ölü köpeğin muayenesiyle meydana çıkar. Birinci polis, rica ederim sen de saçmalama birader. İkinci polis, bunlar o kuduz köpeğin sahipleri olduklarını itiraf ediyorlar mı? Köpeğin ölüsünü getirip gösteriniz bakalım. Kendi malları olduğunu onaylayacaklar mı? Birinci polis, Peki, garsonlar köpeğin ölüsünü getirsinler gösterelim. Bu buyruğu işitir işitmez garsonun biri hemen koşup sürüye sürüye Drol'un cesedini oraya getirdi. Şöhret Bey Drol'un öyle alkanlar içinde ruhsuz yattığını görünce bu sefer gerçekten çıldırmış gibi bir şiddetle hemen sevgili köpeğinin ölüsü üzerine kapanarak bütün gücüyle ağlamaya başladı ve bu feryadı sırasında diyordu ki: Eyvah! Eyvah! İşlemiş olduğum hırsızlıktan dolayı Yaka'yı kurtarmaya ihtimal vardı. Fakat şimdi ne yapacağım? O zengin İngiliz'e ne diyeceğim? Yazık, mahvoldum. İki akşamki ki mutluluğumdan dolayı düşmanlarımın nazarına uğradım. Gözdeydi. Önceki polis ötekine: "Görüyor musun arkadaş? İşin içinde bir hırsızlıkla beraber bir de zengin İngiliz adı var. Durum gittikçe önem kazanıyor." İkinci polis hiç gereği yokken bir büyük öfkeyle gözlerini açıp mahkeme başkanı davranışı ile Şöhret'e dedi ki demek o hırsızlığı yapan da sensin öyle mi? Şöhret en çok drole mi yoksa kendine mi acımak gerekeceğini bilmeyerek üzüntülü bir halle hayır o hırsızlığı ben yapmadım. Dün gece Maşuk'un evindeki daireye o kadar adam girdi. Selami'nin liralarının, Raik'in saat kordonuyla bastonunu, Razi'nin tabakasını onlar almıştır. Niçin iftira ediyorlar? Önceki polis, bak meydana daha neler çıkıyor. Şöhret derin derin içini çekerek polise dedi ki ''Ah birader, onların zararları bir şey değil. Beriki zor, İngiliz'inki. Çünkü yalnız Baler Adalarına mahsustu. Soyu ortadan kalkmıştı. Antika'ydı. Meraklısı fiyat biçmekten acizdi. Bulunmaz şeydi vesselam. Polis ''Saçmalar gittikçe rengini değiştiriyor. Durum karışıyor. Ama bu işin içinde hırsızlıklar, liralar, İngilizler, kuyumcular, mücevherler, saatler, antikalar var.'' Durum ağır, pek ağır. Şimdi bizim bunları böylece merkeze götürmek görevimizdir. Bakalım işin ötesi neye varır. Karşıdan bu tuhaf soruşturmayı dinlemekte bulunan Razi efendiler, Raik Beyler falan da Şöhreti merkeze kadar arkasından izleyip kayıp eşyalarını davaya karar verdiler. Çünkü Şöhret'in Maşuk'un evindeki hırsızlığı ben ne bileyim, o gece oraya o kadar insan girdi demesi hırsızın Şöhret olduğuna hiç kuşku bırakmıyordu. Monsieur Tirel canapları gürültünün buralara sonuç verdiğini anlayınca hemen oradan savuşmuştu. Çünkü bu tür adamların en büyük ustalıkları öyle tehlikeli yerlerden savuşmak hususunda görülür. Şöhretle Potiş o sıra sıklam kıyafetleriyle kol kola yürümekte ve garson köpeğin ölüsünü bunların arkaları sıra sürüklemekte ve oradaki halk da bunların çevresinde büyük bir alay meydana getirmekte bulunduğu halde rezaletle merkeze doğru yollandılar. Son Söz Soruşturma ve yargılama yapıldıktan sonra şöhretin nizamlar gereğince hapse mahkum olduğunu anlatmaya gerek yoktur. Bu hikayemizde hayal gücü ürünü sayılacak olağanüstü adetlerle okuyucularımızı eğlendireceğimize, çeşit çeşit örnekleri her gün ortada görülen bazı haller üzerine dikkatlerini çekmeyi daha çok yararlı gördük. Şöhret Bey'imiz bir hayal kişi ise de gerçekte pek çok benzeri yok mudur? Annesinin küpesini çalıp kuyumcu Bedros'a satması hayali ise Birçok şıkların babadan kalma serveti mahvetmeleri gerçek olaylardan değil midir? Biz hikayemizde şöhreti hapse attırmış olmakla hakkında dostluk etmiş olduk. Gerçek benzerlerinin sonu ise genellikle daha feci oluyor. Hapsolunmak demek bir çeşit gizleniş demektir. İşin sonunda yüz karası hiç olmazsa cezaevinin karanlığına karışarak kimsenin lanetli bakışlarına çatmaz. Başka benzerlerinde ise karnı aç, sırtı çıplak, yalın ayak, başı kabak dost ve düşman gözünde ömrünün sonuna kadar hakarete uğramak sonucu görülür ki, düşüncesi ve düşü bile tüyleri ürpertir. Tanrı gençlerimizi bu yoldaki belalardan uzak tutsun ve korusun. Amin. Bu son sözü bir yardım olmak üzere Ahmet Mitat Efendi eklemişti. Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.